Herkese iyi akşamlar. Sıra dışına hoş geldiniz. Sıra dışında bu akşam haftanın ilk günü Mehmet Ali Bulut'la birlikteyiz. Mehmet Ali Bey hoş geldiniz. Eyvallah, hoş bulduk. Dışarıda hava nasıl bilmiyorum açıkçası. Bazı yerler, yani İstanbul için söylüyorum, yurdun birçok yeri karlar altında, kar yağıyor. İstanbul için şöyle haberler yapılıyordu. Gün boyu 6'da yağacak, 7'de yağacak, 5'te yağacak, 4'te yağacak, ha yağdı, ha yağacak. Yağıyor haberleri de geldi, düştü. İstanbul'da yoğun kar yağışı şuralarda falan başladı diye. Ben yayına girmeden önce camdan baktım, burada kar mar yağmıyor. Açıkça söyleyeyim. Olsun, hava soğudu. Bu akşam işte o soğuk havayı böyle hoş bir sohbetle ısıtacağız. Ben şimdi size birkaç dakika vereceğim. Bu birkaç dakika içerisinde siz çayınızı, kahvenizi alın ve ekran başına gelin, buluşalım. Mehmet Ali Bulut'la gizli ilimleri konuşacağız. Cifiri konuşacağız, ebced'i konuşacağız, hissi konuşacağız, hissetmeyi konuşacağız, Hızır Aleyhisselam'ı konuşacağız, isimleri konuşacağız, el çizgilerini, konuşmadığımız kısımları vardı, onları konuşacağız. Daha fazlasını da konuşacağız. İnanırsınız yahut inanmazsınız ama bir test edersiniz hiç değilse. Kısa bir mola, dönüşte buradayız. Evet, Mehmet Ali Bulut'la birlikteyiz. Sıra dışı başlıyor. Aklınıza ne geliyorsa sorun. Nereye sorun? Turgay Güler. @TurgayGüler adresine. Arkadaşlar adresi paylaşacaklar sizinle. Şimdi gizli ilimler meselesi. Biz dünyada yaşayan insanlar olarak yiyoruz, içiyoruz, çalışıyoruz, yatıyoruz, acıkıyoruz, doktora gidiyoruz, ilaç kullanıyoruz vesaire. Bu dünyanın yani bu fiziksel boyutu. Şimdi birileri şuna inanıyor. Bir tek fiziksel boyut vardır kardeşim. Gördüğündür. Güzel. Ama bir de bir paralel evren var. Bu paralel evren, biz daha önce bu meseleleri konuşmuştuk. Bu paralel yapı çıkınca paralel kelimesi sakıncalı yani. Sakıncalı kelime. Dolayısıyla bu paralelin o paralellerle alakası yok arkadaşlar. Şimdi bir başka boyut daha var. O boyutun dili başka, o boyutta yaşam başka, o boyutta hareket başka, komutlar başka. Bu mudur? Böyle midir? Önce bir çerçeveyi çizelim. Evet, böyledir. Hatta daha ötesidir. Her bir yaratık aynı zamanda bir dijital bilgidir. Ben dijital bilgi özellikle kullanıyorum. Hı hı. Daha rahat anlaşılabilir. Bir şey dijital bilgi haline getirildikten sonra aktarılabilir. Yani sesi biz dijital ile çeviriyoruz. Evet. Rakam boyutuna çeviriyoruz. Evet. Ve biz sesi şu anda görüntüyü işte bu dijital şeyle aktarıyoruz. Evet. Her bir şey rakam boyutuna dönüştürülebilir durumdadır. Her bir şey. Ben de mi? İnsan da dahil. Evet, insan da dahil. Bilir, dönüştürülebilir ama dönüştürülemedi. Dönüştürülür. Zaten başlangıç esasında Hazreti Hams dediğimiz bir mertebe vardır. Yani her şey Allah'ın ilmindeydi. Bu ilimde her şey kaos şeklindeydi. Öyle değil mi? Şimdi düşün, senin zihninde var olan bilgileri düşün. Senin içinde var olan bilgileri. Bunları nasıl izah edersin? Neredeler? Nerede kayıtlılar? Zihnimde, beynimde. Zihninde, beyninde bir yerlerde kayıtlar. Yerini gösteremezsin. Yok. Hacmini, cismini gösteremezsin. Ama bunlar sende mevcuttur. Ya da bunları, bir printer bağlayıp çıktısını alamazsın. Alamazsın. Alınabilir durumdadır esasında. Printer'den, yani sizin zihninizdekini aktarabilme imkanınız var. Printer'de basma imkanınız var. Ama o printer henüz icat edilmedi. Anlatabildim mi? Yoksa beynin yapmış olduğu tasvirat var ya, siz hayal kuruyorsunuz ya, beyninizden bir hayal kuruyorsunuz. Bir şey tasarımlıyorsunuz. Bu da sinyallerledir ve elektromanyetik dalgalarladır. Aynısını siz onu tespit edecek bir cihaz alsanız, sizin kafanızda kurduğunuz, yaydığınız sinyali alacak bir cihaz yapsanız, sizin kafanızdaki hayali görebiliriz orada. O zaman da dükkanı kapatıp gidelim artık. Tamam. Ama insan bu kabiliyeti var. İnsanda bu kabiliyet var. Benim söylediğim başka bir şey. Diyorum ki insan önce bir kaos bilgisinden ibaretti. Cenab-ı Hakk'ın bilgisinde var olan sadece Allah'ın bildiği bir varlıktı. Sonra bunu var etmeye murad ettiğinde, yani varlık sahasına, görünebilirlik sahasına çıkarılmak istediğinde onu çıkardı, o bilgiyi çıkardı, kanunlar alemine attı. Kanunlar aleminde onun mahiyetine uygun vücudun nasıl olabileceğinin bir tasarım yapıldı. Bari ismiyle bir tasarım yapıldı. Bu tasarım atıldı melekut alemine. Melekut aleminde o tasarımın içini doldurabilmek için bir kalıba dönüştürülür. Sonra zerreler o kalıbın içerisine girerek bir varlık meydana getirirler ve sen olursun, ben olurum. Alem budur. Dolayısıyla her bir insan bir matematik yazılımdır. Her bir insan bir yazılım, bir rakamdır. Bir rakamdan ibarettir. Biz şu anda görüntü olmuşuz. Yani görünürlük kazanmışız. Biz önceki evremiz modeller evresidir. Ondan önceki evre kanunlar evresidir. Ondan önceki evre ceberuttur. Yani Allah'ın bilgisinde var olan, sadece Allah'ın bilgisinde var olan bir eşya. Dolayısıyla her şey rakamlardan ibarettir. Ve siz rakamlara indirgediğinizde onu tekrar, ondaki bütün arazları, bütün eksiklikleri net olarak görebilirsiniz. Peki bir saniye. Bu cifir ve evcet hesabı, evet, bu işi dijitale, rakamlara dökme midir? Tabii yeniden varlığı, yani mesela isim üstünden alıyor veya soyad isminden alıyor veya anne baba isminden alıyor. Seni tekrar o şeye götürüyor ve kategorini yakalıyor. Yani şimdi mesela insanlar değişik kategorilerde yaratılmışlardır. Biz kaç tane burç var? 12. 12 kategori var. Biz tabii hani burçlar diyoruz, burçlar skalasıyla Cenab-ı Hak şeyler meydana getiriyor. Yine onun kudretiyle bütün onlar oluyor. 12 çeşit görüntü, 12 biçim ortaya çıkıyor. Bu biçimler buraya, bu fizik aleme çıktıktan sonra gerçekleşiyor. Bir sonraki evrede hepimiz birbirine benziyoruz. Tıpkı ana rahmine ilk düşen insanların toplam zigottan ibaret olmaları gibi. Yani ilk 3 saat veya 3 gün içerisinde sadece zigotlardan ibaretsiniz. Hepsi birbirine benziyor. Asla neyin ne olacağı belli değil. Hala zigot olanlar var. Tabii hala zigot olanlar var. Zigot safhasında zaten. Şimdi bu zigotun takdir edilen şekilde yapılanmaya Cenab-ı Hakk'ın kudretinde olan bir şeydir. Yani o bize nasıl bir suret resmetmişse zigotlar sonra o surete doğru akmaya başlıyorlar. Peki, tasarımlanmış. Dolayısıyla evet, her şey bir dijitalden ibarettir. Şöyle bir şey nasıl olur? Nasıl böyle bir şey düşünürüz, formülize ederiz? Bugün anne rahmine işte zigot olarak, evet, düşen, şöyle söyleyeyim, 20-16 itibariyle anne rahmine zigot olarak düşen binlerce, on binlerce insan vardır dünyada şu anda. An itibariyle. Şu an itibariyle, evet. Evet, şu an itibariyle. En az 10.000-20.000 vardır. En az 10.000-20.000 işte. Evet, şu dakikada işte Eyüp'te değilse de işte Fatih'te de. Tabii yani şimdi değilse, Büyük Atlas Okyanusu'ndan başlayın, tekrar Büyük Atlas Okyanusu'na ulaşın. Şöyle, evet, vardır. Evet. Şimdi 10.000'den fazladır. 10.000'den fazladır. Diyelim ki biz bunları bölgelere ayırdık. Meridyen meridyen ayırdık. Evet. Ayırmak zorundayız herhalde. Hayır, meridyen meridyen ayıracağız. Çünkü mesela şu an burada 20-17 ama, evet, anı konuşuyoruz biz. Tabii. Bu dünya için anı konuşuyoruz. Yani biz bu ana, şu an üzerinde konuştuğumuz ana 20-17 dedik. Evet. Amerika'da bu 20-17 değil, 7 saat daha geri zannediyorum. Evet. 7 biz saat daha ileriyiz onlardan. Biz, evet, daha ileriyiz. Daha geride. Onlar şu anda öğle saatlerinde. Evet, öğle saatlerinde. Şimdi öğle saatlerinde an itibariyle, şimdi bu soru o kadar önemli bir soru ki. Güzel yerden gidiyorsun. Hissediyorum. Eyvallah. Ne alaka demesinler izleyicilerim diye parantez açtım. Dünyanın ya da evrenin yekünü için an güneş sistemi içerisinde baktığın zaman başka bir şey ifade ediyor. O an, yani şu an konuştuğumuz an, Amerika'da öğle saati. İşte daha ilerideki sabaha karşı işte falan. Evet. Şimdi bu anda ana rahmine düşenlerin hepsi bir başka anda, yani 9 ay 10 gün sonra olarak söylüyorum, dünyaya gelecekler. Evet. Bunların hepsinin özellikleri aynı mı olur? Hayır. Hiç alakası yok. Saniyelik sapma. O meridyen üzerinde, o yüzden söyledim. O yüzden müdahale ettim. Hı hı. Sorunun buraya geleceğini tahmin ettiğim için meridyen dedim. Meridyen derece saniye kaysa 1/1003 oranında değişme meydana geliyor. 1/1003. 1/1003 oranında değişin içerisinde 1 milyar karakter giriyor. binde 3'lük bir değişim içerisine 1 milyar farklı karakter giriyor. Değişime sebebiyet veriyor. Dolayısıyla yani dünyanın bulunduğunuz yerine göre, mesela diyelim ki şu meridyenin üstünde 18 biz 36'da mıyız? 37. meridyenin üstünü düşünelim. Kuzey küre ayrıdır. Güney yarım küre ayrıdır. Kuzey yarım kürede gördüğünüz yıldızlar, yıldız takımları farklıdır. Güney yarım kürede gördüğünüz yıldız takımları farklıdır. Hepimiz aynı vakiti kullanıyoruz halbuki. Dolayısıyla birisi Andromeda'ya bakıyor. Öbürü mesela diyelim ki Anter'e bakıyor. Anter yıldızına bakıyor gördüğümüz o anda. Şu anda dünya bütün küreden, bütün evrenin merkezinden, çeperlerinden dünyaya doğru bir şey geliyor. Bir sinyal geliyor. Bir insan ruhu üzerinde de, bedeni üzerinde de etki yapacak. Biz bir kürenin tam ortasındayız farz edin. Bir kürenin tam ortasında, göbeğinde bulunan dünyayı dört bir tarafından orada bulunan yıldızların etkisini alacak şekilde tasarım içinde bu dünya. Dolayısıyla Antarktika'da şu anda doğan bir çocuk ile Alaska'da doğan bir çocuğun alacağı etkiler birbirinden farklıdır. İsterse aynı meridyen üstünde olsun. Tabii mesele sadece uzaydan gelen bir etkiden de ibaret değildir. Ben kendi kendime geliştirdiğim bir, yani üzerinde çokça düşünmekten dolayı geliştirdiğim bir şey var. Diyorum ki bir insan 64 anne babanın muhassalasıdır. Yani bir ananın tohumu, yumurtasıyla bir babanın tohumu birleştiği andan itibaren 32 anne baba bir tarafta, 32 anne baba bir tarafta, bunların toplam genetik yapıları, sevapları, hayırları, şerleri, duaları, kazaları, hükümleri, hak ettikleri. Bunların hepsi tasarımsal olarak bir kombinasyonla bir mahiyet meydana getiriyor. Bu sensin. Sonra bu mahiyet ana rahminde bu mahiyete bir vücut giydiriliyor. Annenin oradaki misyonu sadece kalıtsal olarak ona katkıda bulunması değil, aynı zamanda bu kalıtımsal varlığın, mahiyetin üstüne et ve kemik giydirilmesi işiyle görevlendirilmesidir. O yüzden insanın annesi insan için çok şeydir. Yani cennetin annelerin ayakları altında olmasının sırrı anneye yüklenilen yüksek fonksiyondandır. Hem mahiyet itibariyle katkıda bulunuyor, yani 32 anne babasının mahiyetini getirip size aktarıyor. Baba da 32 tane anne babanın mahiyetlerini getirip size katıyor. Bundan bir kombinasyon ortaya çıkıyor. 64 anne baba. Tek başına bunun düşündüğümüz zaman asla birbirine benzeme ihtimali yok. Artı Cenab-ı Hakk'ın 99 isminden 65 tanesi, en az 65 tanesi bu insanda bil fiil etki halinde. Bil fiil katılıyor. 64 çarpı 64. Nasıl bir kombinasyon? Dolayısıyla bir insanın diğerine benzeme ihtimali 64 milyarda bir bile değildir. Peki. Evet, bir dakika bitireyim şunu. Şunun için söylüyorum. Şimdi normalde bu mahiyet de var işin içerisinde. Ayrıca bu mahiyet vücut haline giydiğinde, çünkü orada ana rahminde, ana şeyinde son derece korunaklıdır ve dışarıdan gelen etkileri almıyor. Doğum anında, açığa çıktığında o anda o noktayı etkileyen bütün yıldızların bir anda üstüne düşmesiyle bir kitlenme meydana geliyor. Bir şekil kitlenmesi meydana geliyor. İşte biz buna horoskop diyoruz. Yani horoskopun oluşması bu vücut, dünyaya beden, yani çocuğun bedeni dışarıya çıkar çıkmaz doğrudan mikroplara, yıldızlara ve çevre şartlarına düştüğü için, ortama düştüğü için müthiş bir etki altında. Mesela sezeryanla yapılan doğumlarda çok ciddi arazlar ortaya çıkıyor. Amerika şimdi sezeryan doğumlarında da ana rahmine doğum yapmadan önce bir bez parçası koyuyorlar. Sonra onu alıp çocuğun üstüne, sezeryan çocuğun üstüne ağzına, burnuna, gözüne, her bir tarafına sürüyorlar. Allah neden? Allah. Evet. Bunu bilerek söylüyorum. Hatta bunu merak edenler, mesela içimizdeki yabancı diye bir belgesel var. Onu bir izlesinler. Son dönemde çok ciddi bir şekilde sezeryana karşı Amerika tepki oluşturmaya başladı. Çünkü sezeryanla doğan çocuk size ait olmuyor. O anneye ait olmuyor. Onu ona ait kılmak ve en azından onun mikrobik sistemini, onun bakteri sistemini alabilmesi için bunu yapıyorlar. Nasıl oluyor bu? Çocuk doğacağı zaman anne rahminin ağzında oluşuyor. mikroplar oluşuyor. Müthiş mikroplar ve bakteriler oluşuyor. Aşım mekanizması. Aşım mekanizması. Bravo. O bakterilerin içine giriyor. Bir tür yoğurdumsu bir şeydir. O bakterilerin içine doğuyor, ağzına giriyor, yüzüne giriyor, bulaşıyor ve öyle çıkıyor. Vücuduna da sürtünüyor. Böylece... Bu tıpkı havuza girmeden önce ayaklarımızı batırıp bir nevi, evet, bir anlamda. Yani bir, işte geleceğin aleme... itibariyle. Geleceğin alemle yüzleşmeni sağlıyor. İçinde yaşayacağın alemle yüzleşmeni sağlıyor. Birdenbire anne senin bu evrende karşılaşabileceğin bütün bakteri türlerini sana yüklüyor. Ve seni zehirliyor esasında. Yani bakteri yüklüyor, mikrop yüklüyor. Vücudunu... Bunu tamamen afak söylüyorum. Belki dayanağı vardır. Size soracağım. Bilirsiniz. Evet. Anne acı çekiyor. Doğum sancıları. Evet. Çok ciddi acılar çekiyor. Normal doğum için. Evet. Çok ciddi acılar çekiyor. Ve vücut sürekli hormon salgılıyor. Evet. Yani evet. İşte heyecanlandığın zaman adrenalin nasıl salgılıyor, adrenalin salgılıyorsa salgılıyor. Mutlu olduğun zaman işte nasıl endorfinler nasıl bilmem bir takım hormonlar evet. da salgılıyor doğal olarak. Evet. Bu hormonların da çocuğun üzerinde belki... Tabii ki şöyle diyeyim. Mesela genetik yapı aktarımının teşekkül bittikten sonra bitiyor. Fakat mesela diyelim ki vücutta çocukta var olup da ana rahminde aktive edilmesine gerek duyulmayan bazı genler var. Bunlar o dar delikten geçerken o sancı ve şiddet arasında, panik arasında olduğu gibi çocukta açığa çıkıyor. O şeyler açığa çıkıyor. Bunlardan bir tanesi akrabalık, yani yakınlık. Birisi aidiyet, öbürü güven. Bütün bunlar orada açığa çıkıyor. Çünkü ana rahmindeki bir çocuğun güven problemi yoktur, sıkıntısı yoktur. Kainatın en korunaklı yerinde bulunuyor. En rahat olduğu yerdir. Nitekim insanın mesela psikolojide ve psikoterapide iyi bir terapi için insanı geri döngüyle ana rahmine kadar götürürler ki bütün korkularını sıfırlasınlar. Ama siz oradan çıktığınızda evrenin bütün ışıkları, yani sizin bulunduğunuz noktaya dökülen bütün yıldızların etkileri bir şekilde sizi kuşatırlar ve bu sabitlenir. İşte bu sizin horoskopunuz olur. Şimdi oraya gelinceye kadar bir... esma vardı. Sizde kullanılan esma. İki, sizde emeği bulunan anne babaların bütün genetik yapıları ve ayrıca duaları, bereketleri, şerleri, günahları, veballeri, ücretleri. Yani sizin ödeyeceğiniz, çünkü hepsini ödeyememişlerdir. Bu sizin kanınıza yüklenecek. Sizin yapınıza yüklenecek. Yani sizin genetik yapınıza yükleniyor. Geliyorsunuz, bir de tabii işte bulunduğunuz, doğduğunuz meridyen. Bütün bunlar birleştiği zaman yeni bir şekil ortaya çıkıyor. Ama biz şekil olarak ortaya çıkıncaya kadar hep hormonlar, efendim işte hesaplar, girdiler, çıktılar üzerinden geliyoruz. Anlatabildim mi? Evet. Şimdi ben biraz şanslıyım. Çünkü programı ben yapıyorum. Turgay ismini dijitale çevireceğiz. Birazdan Mehmet Ali Bey dijitale çevirecek. Anne adımı özelde vermiştim. Hatırındadır. Yoksa ben yine yazıp vereceğim kendisine. Ama şu, soru şu. Turgay Güler. Evet. İşte 19 Ağustos günü dünyaya geldi. Evet. Annesinin adı da şu. Evet. Eminim ki Türkiye'de o gün dünyaya gelmiş. O gün de değil. Onu da geçtim. Günü de geçiyoruz. Şöyle söyleyeyim. Daha anlaşılır hale getireyim. Mehmet ismi Türkiye'de çok. Evet. Ahmet ismi Türkiye'de çok. Yani Turgay o kadar fazla yok ama Mehmet ismi çok. Ahmet ismi çok. Kadın isimleri Ayşe, Fatma, Zeynep, Hatice de çok. Şu anda Türkiye'de kendi ismi Mehmet, annesinin ismi de faraza Ayşe evet. olan evet. yüzlerce, binlerce insan var. Vardır. Bu yüzlerce, binlerce Mehmet, evet. yani annesinin adı Ayşe olan yüzlerce binlerce Mehmet'in hiç şüphesiz 365 günün her bir gününde doğmuş olabilir. Doğmuş olabilir. Evet. Kombinasyon itibariyle de 365 günün her birinin her anında olabilirler. Gün itibariyle doğmuş olabilir. Bunu hesaplayamayız herhalde. Yani herhalde. Tabii ki zaten yani şimdi mukadderatı tam çözemememizin sebebi budur. Yani neticede ne kadar matematik yaparsanız yapın illa bir farklılık ortaya çıkacak. Yani mesela ben rica edeyim çözsünler bu kombinasyonu. Şöyle 365 gün var. Evet. Bir kişi 365'te 24 saat var. 24 saat içinde 60 dakika var. 60 dakika var. 60 dakikayı saniye. Dakikayı alalım. Saniyeyi almaya gerek yok. Dakikayı alalım. Evet, dakikayı alalım. Baz alırsak 60 bir gün kaç dakika? 1200 1344 dakika mı ne? Yanlış mı söyledim? Şey mi? Bir gün mü? Bir gün. Yok, 24 60 saat. Çarpı 6 çarpı 6 kere 24. 60 çarpı 24. Tamam. 6 kere 2 12 120. 6 kere 6 36. 156. 156. 156. 1356 dakika zannediyorum. Neyse. 1560 dakika mı? Evet. Bu dakika üzerinden gidelim. Evet. 360 gün 24 saat üzerinden ama bir dakikaya kadar inelim. Yani evet, saniyeye almayalım. Dakikaya kadar inelim. Bir hesaplasınlar izleyicilerimiz biz konuşurken. Evet. Biz de konuşalım. Siz şimdi Mehmet ismini, Turgay ismini neyse dijitale çevireceksiniz ama evet, benim ismim, aynı ismi taşıyan binlerce on binlerce insan var. Hadi anne ismini önceliyorsunuz. Onu da dijitale çevirirken kullanıyorsunuz ama annesinin ismi aynı olan insanlar da vardır. Araba markalarını biliyor musunuz? Tabii ki söylemeyelim. Evet. Şimdi araba markalarının bir serisi vardır. Tamam. Bunlar hepsi birbirine benzer mi? Tabii. Hepsi birbirine benzer. Tabii. Ama alıp sahibi bunu kullanmaya başladıktan sonra farklılaşırlar. Huylarını sahiplerinden alırlar. Tamam. Şimdi esasında evet, Ayşe oğlu Mehmet. Hı hı. 3 aşağı 5 yukarı birbirlerine benzerler. Ama gerek doğduğu meridyen, gerek doğduğu zaman, gerekse anne babanın ona yükleyeceği şeyler tamam, elbette aralarında. Buna eyvallah. Evet, buna bir fark meydana getir ama diğer tarafları birbirine benziyor. Tamam ama dijitale çevirirken? Dijitale çevirdiğin zaman işte birbirine benziyor. Mesela Mehmet, Ayşe oğlu Mehmetler'de görülecek arazlar vardır. Bazılarında bu araz açığa çıkar, bazılarında bu araz tolere edilir. Hı hı. Yani açığa çıkmaz, o araz var. Sadece onu açığa çıkmasını önler. Hı hı. Anlatabildim mi? Hı hı. Şimdi mesela diyelim ki toplam 12 kod var elimizde. Daha doğrusu 9 koda indiriyorum bütün şeyleri. 9 kod var. 11'i de sayabiliriz. Normalde 11 hı hı. de bir kodtur. Şimdi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 kod var. Yani toplam 12 yapıyor bu. Sıfırla başladığımız için. Bu kodların her birisi bir genel tanımlama yapar. Diyelim ki sizinle annenizin ismi toplandığında bir değer yargısı ortaya, çıkar. Babanızı eklediğinizde bu değer yargısı veya bu değer değişebilir. Hı hı. Soyadınızı eklediğinde yine bu değer değişebilir. Bütün bunlar bakın çok öyle şey değil. Yani tamam diyelim ki annenizin adı Ayşe, sizin adınız Mehmet, babanızın adı İsmail. Değişti. Sonra soyadınız bilmem ne. Yine değişti. Yani bu kadar da o kadar da çok benzerlik olmuyor. Benzerlik yine 12. 12'de 1. 12'de 1 dedim. Yani bütün insanlar normalde 12 kategoriye bölebiliyorsun. Bu 12 kategorinin her birisi kendi içinde 10'ar günlük mesafeyle ayrılırsa toplam 36 kategoriye yine giriyor. Ama bunun dışında şu cetveli alabilir miyim siz anlatırken? Şunu mu? Evet. Şimdi bu isimler cetveli. İsimler cetveli. Bu kaç şekilde kullanılıyor. Orada hepsini ben bir kombine etmişim. Hı hı. Yani şurada senin anlayacağın şeyler var. Mesela dediğim Elif'e ne diyor? Mezahirül vücut karşılığında. Evet. Bak. Ubudiyet, rububiyet. Evet. B'ye o söyleniyor. Evet, B hem ubudiyet hem rububiyet temsil eder. Evet. Evet. Anasır erba'a var. Dal. Anasır dal harfi, anasır erba'a. Hazreti Hams var. H. Evet. Ondan sonra haşiyet ve mesela şimdi hüviyet ve veliayet. Ha? Velayet. Velayet. Evet. Öyle yazılmış burada. Evet. Vav harfi. Vav harfi. Evet. Vav velayet. Şimdi biz izleyicilerimize de hani onlar da merak ediyorlardır isimler üzerinden. Tamam. Biz genel bir şeyler yapalım. Tamam. Ama Turgay'ı yapalım. Turgay'ı yapalım. Dijitale şimdi mesela diyelim ki Ayşe 381. Hı hı. Bir de Han'ın var. Hı hı. Ayşe Han. O da 660. Turgay 246. Topladığımız zaman 6, 1, 7 yapar. 7, 5'ten çıkarıldı, terk edildiği zaman 2 kalır. Bu şu demektir. Eski tebabette bir insanın hastalığı da yine bu sistem üzerinden, yani şöyle diyelim. Ne tür hastalıklara açıktır? Ne tür hastalıklar, hı hı, ne tür arazlara açıktır veya bu insan hangi kanaldan hasta olur? Bunu toplam 5 tane şey yapmışlardı. 1, 2, 3, 4, 5. Birincisi tebabet derler, tıp. Yani vücutla ilgili problemler varsa çıkan bir. Eğer 2 ise bu nazar kaynaklı, yani nazardan etkilenerek hasta olur. İşte 3 varsa enerji bloklanmaları dediğimiz büyü, sihir vesaire. 4 dışarıdan tasallut, yani habis ruhlar, cinler vesaire. 5 psikolojik, yani çevre şartlarından kaynaklanan hastalıklar. 5 çıktı. 5 aynı zamanda 0 da manasına geliyor. Yani 5 ise 5 psikolojik hastalıklardan bu. Yani psikolojik sıkıntılardan dolayı hasta olabilir. Tabii bu hastalık yine bildiğimiz nesnel hastalığa döner. Şöyle. Yani psikolojiden dolayı verem oluyorsunuz. Hı hı. Veya psikolojinizin uygun olmamasından, psikolojik yapınızın uygun olmamasından dolayı yani bizim kanser oluyorsunuz. Stres, işte mideye vurdu. Ha, sinir stresten mideniz hasta olur ama sinir strestendir. 1, doğrudan bünye arazlarıdır. 2, evet siz yine hasta olursunuz ama nazar. Birisi der ki ya bu ne kadar yakışıklı bir oğlan. Bu seni küt diye vurur. Enerjiler bloklanır ve sen hasta olursun. Ne çıkar hastalık? Ben ne? 2 mi? He? Benim 2 mi? Seninki 2. Evet 2 çıktı. Bu nazarlı. Yani nazarla vurulursun. Yani nazar aldığın zaman eve gidersin miden ağrıyor. Nazar aldığın zaman eve gidersin başın ağrıyor. Onun için senin sürekli kendine okuman lazım. Nedir hangisi? Ayet-ül Kürsi midir? Fatiha mıdır? Felak Nas mıdır? Onu sen bilirsin. Onu ben bilemiyorum. Çünkü her insana göre etkili olan şey farklıdır. Bu doğru. Evet. Yani sen yakinen de şahit oluyorsun. Tabii ki. Yani bu ben şöyle yapıyorum yine. Burada oturunca güzel oluyor. Allah razı olsun. İzleyicilerimiz oradan bir maşallah diyor. Maşallah okuyorlar desinler. Yani. Evet. Diyorlar. Evet. Şimdi 4, 6, 8 dedik. 1, 7, 10, 18 elde var 1. 1'i 2'ye verdik. 3, 9, 12. Kaç kardeşsiniz? 3. 2'ye 1 mi? 3'te 3. 3'te 3. Sen farklısın o zaman. Yani yaratılışta da farklısın. Çünkü burada bana görülen de mesela normalde annenin doğurganlık batın doğurganlığı. Aşama. 7. Şimdi. Ölenler vesaire. Tamam işte kalan 3. Ama kalan 3'ün içerisinde de mesela doğurganlık şeyi 7 kabiliyeti annenin. Eğer önü kesilmeseydi veya şartlar belki 7 doğum yapmıştır, 7 batın yapmıştır ama ortada kalan 3 ve 3'ün de hepsi bir bile olsa birisi farklı diyor. Şimdi burada bana gösteren bu. Birisi farklı diyor. O yüzden dedim ki belki acaba kız mıdır? Yok 3 kardeşse bir tanesi farklı. Ya mizacı farklıdır ya daha değişiktir, anlatabildim mi? Bu da onu veriyor. Hiç sekme yok. Ben bugüne kadar sekme görmedim. Sekme işte bugün insanların kendilerince almış olduğu tedbirlerle geliyor ama o da tam şey yapamıyorsunuz. 1287 çıktı ki bu muhteşem bir rakam. Gerçekten annenin Han ismine teşekkür etmelisin. Seni bu noktalara, buralara kadar getiren o Han'dır. Yani Han ismidir. 1287 ne? 1287 bu total rakam. Yani senin isminin ebced değeri 1287. Annenle birlikte alındığında babanı katmadık, soyadını katmadık. Yalın halde 1287'sin. Bu 1287 senin yani Ayşe Han'dan doğma Turgay'ın evrensel kod değeridir. 1287. Bu hı hı. Türkiye ortalamasına göre çok yüksek bir rakam. Türkiye ortalaması 760 civarıdır. Bu şu demektir. 760 Türkiye ortalamasının 1,5 kat üstündesin. Yani diyelim ki ben normal insan vatandaşı, yani normal bir kazançla bir insan 5 lira kazanıyorsa sen 12 lira kazanıyorsun demektir. Kazanırsın. Kazanmıyorsan eksiği var. Buradan duysunlar. Tamam mı? Yani bu yüksek seviyede bir kazanım olması lazım. Bu şeyin. Sonra bir şeye bakalım. 12 1, 12, 1. 36 yaşına kadar el üstündesin. 1 numarasın. İşinde de 1 numara olursun. Yani bu bir kral şeyidir. 1 numara kral temsilcisidir. İlla kral olacaksın değil. Bir işi yaparsın. Mesela diyelim süpürgecidir. 1 numara çıkar. Ama hakikaten süpürgeci kralıdır. Bir işi en iyi yapmadır. Evet kral da olabilir. Hangi alandaysa el üstünde tutulur. Çocuklar içinde yani çocuklar içerisinde eğer birsen aile en çok seni sever. En çok sen göz önünde olursun. Bu 1 numara 1, 12. Sonra 8'i alıyoruz 0. Aha bu kötü. 87, 7, 84, 3. Güzel kurtardım. Kaç yaşındasın şimdi? Sorma. Sormayayım. Peki 36'dan sonraki dönemde 37'lerden itibaren. Sor 40 yaşındayım. 40 yaşındasın. Bir araf dönemi. Bir geçişkenlik dönemi. Bak sana söyleyeyim. Bu fazla sürmez. 1 ile 7 arasındaki 0. Her şeyin gözden geçirileceği var olan her şeyin terk edilip yeni bir hayata başlanacağının emaresini verir. Bu sıfır. Ama bir köprü kurmadır bu. Yani sen şu anda bir köprü kuracaksın. Bu köprüde düşmek de var, sırt üstü düşmek de var, aşmak da var. Eğer sen hani köprü kurup da üstünden atarsan rakibini, müthiş puan kazanırsın ve galip gelirsin. Sıfır böyle bir şeydir. Şuradan görüyorum, sonra 7'ye geçiyorsun. 7 ne? Mesela kodlar arasında en çok sevdiklerimden bir tanesi 7'dir. 7 neden sevdiğim? Kendi emeğiyle dindarlaşmak, ahlakileşmek, dindarlık da değil. Gerçekten ciddi manada, hakiki manada dindarlaşmak. Bu 7 odur. Kalan 3. Kalan 3, bu da şu demektir. Sen kendini kasten bu o alandan geri çekersin. 3, iyi insan demektir. Ama 7, dindar iyi insan demektir. 5, onun bir altıdır. 1, 3, 5, 7. Bunlar bir skaladır. 2, 4, 6 bir skaladır. 8 başka bir skaladır. 9 başka bir skaladır. Tüm bu güzellikleri bu işte şu kadar yıllık dostluğumuz için söylemiyorsun değil mi? Yok, hayır. Ben bunu kim söylese beni yani bu noktadan şunlarla bazı hastalıkları tedavi ettiğimi, yani daha doğrusu çözdüğümü bilen vardır yani. Ben bunu bilerek söylüyorum. Yani şimdi ben bunu söyledim burada. Senin hatırın için hazırlık mı yapacağım? Bunu yapsam o beni çarpar. Onun için şimdi sana bir takım sırlar verilmişse onun hatırını göreceksin. Öyle hatır için bir şey kullanırsan. Şimdi bu, evet, bu benim ismimin dijitale çevrilmesi. Evet, dijitale çevrilmesi. Hadi canım, olur mu öyle şey diyenler? Düşün, beni ilgilendirmiyor. O zaman hiç ilgilenmesin yani o. Diyebilir. Demeleri de hakları vardır. Kafası basmıyorsa bunu reddetmesi hakkıdır. Ama ben bu şekilde sende meydana gelecek arazların hangi dönemlerde neler yaşayabileceğini çok sıkıştığım zaman babayı da eklerim. Yani baba eklendiğin zaman bu etki lehte mi aleyhte mi? Şimdi mesela bir insanın tek başına ismi 246. Ha, sizin isminiz tek başına. Turgay 246 demektir. Turgay 246 mesela sana en faydalı gelecek isim. Bakmam lazım şimdi, esmayı bilmiyorum. Mesela? Allah'ın bir ismidir ki 246'ya tekabül etsin. Ya 240'tır ya 256'dır. Yani bu civarda 10 yukarı olur. Mesela diyelim ki 246, 236'ya tekabül eden esma senindir. 256'ya tekabül eden esma senindir. 246 varsa direkt senindir. Bu şu demektir yani. Ya Muiz mesela. Ya Ya Settar, Ya Fettah, Ya Rezzak. Yani işte bunların herhangi birisi. Veya ikili kombinasyon. Mesela diyelim ki iki esmanın toplamı 246'ya tekabül ediyorsa sen onları çek. Tam senin gıdan bunlar. Sürekli seni besler. Ve sürekli dağılan puzzle'larını yerine oturturlar. Çünkü insan puzzle'lardan oluşan bir bütündür. Dedik ya, 64 anne baba, 65 esma. Bütün bunlar puzzle halinde bir aradalar. Sen yediklerinle, içtiklerinle, günahlarınla, sevaplarınla bunları oynatırsın yerinden. Çünkü bazen çok yüksek bir talep de şeyi bozar. Yani mesela sen senin şerrine olabilecek bir şeyi hayrın gibi istersin. Ve o kadar istersin ki sana verilir. Ve sana verildiği zaman bu kütle puzzle'ı bozar. Puzzle'ı bozulduğu zaman bozulursun. Yani dengen bozulur. İşlerin ters gitmeye başlar. Bir türlü rayına oturmaz. Ve bunun üzerine derim ki esmayı tekrar et. Deriz ki mesela birisine 41 gün boyunca aç karnına şu hapı yutacaksın gibi 41 gün boyunca aynı saatte esmayı tekrar et. Bu ne yapıyor? Kendi vücudundaki işte dijitalini tekrar regüle etmeye benziyor. Dijital formatını. Dijital formatını düzelttiğin andan itibaren senin vücudundaki arazlar kendiliğinden uçup giderler. O yüzden mesela Peygamberimiz en az 17 tane isim değiştirmiştir manalarından dolayı. İsimler üzerinde çalışan insanlar biliyorlar ki siz ismi değiştirdiğinizde vücuttaki arazlar ve sıkıntılar da değişir. Çünkü isim... Şimdi toplumda bunu duyarız. Evet. İsim vermeyeyim, şey olmasın, kaosa sebep olmayalım, isim vermeyelim. Evet. Mesela falanca çocuğuna şu ismi koyar. Evet. İsim de şey değildir yani, güzel bir isim. Mesela Furkan. Mesela. Evet. Muhammed. Ben onu özellikle söylüyorum. Yani şimdi tam da o. Şimdi çocuğuna Furkan ismini koyuyor. O isim ona ağır geliyor. Görüyorsun. Evet. Sıkıntı yani bunları görüyorsun. Sonra birileri diyor ki ya işte o ismi ona ağır geliyor, o ismi değiştir. Değiştir. Evet, ben de söylüyorum. Değiştiriyor ben falan, diyorum ki, normal oluyor. Evet, 24-25 yaşına kadar Furkanlardan bütün anne babalar çekerler. Çünkü Furkan'ı taşıyabilecek bir yapı yüklemiyorsun ki. Yani yediği haram olmasa bile, yediği onu taşıyabilecek yani temiz vücut değil. Furkan yani Kur'an'ın sıfatıdır. Furkan bir suredir aynı zamanda ve ama Kur'an'ın sıfatıdır. Yani Furkan hayır ile şerri mutlak manada birbirinden ayırt edebilme özelliğidir. Sen tutuyorsun çocuğuna Muhammed ismini koyuyorsun. Muhammed isminin tahlilini yapalım. 3 tane mim var. 1 tane ha var. Bir tane dal var. Adem isminde 1 elif var, 1 dal var, 1 mim var. Havva isminde 1 ha var, 2 vav var, 2 elif var. Şimdi Adem kelimesini alalım. Önünde şey burada. Mesela elif mezahirül vücuttur. Yani diyor ki varlık sergisi. Her türlü varlık tezahürü olabilir. Kimde? İşte isminde elif olan Adem diyoruz. Her türlü hal, her türlü şekil, biçim görülebilir. Peki bu şekil ve biçimler neyden kaynaklanacak? Daldan kaynaklanacak. Dal ne? Anasır arba. Yani hava, toprak, su, ateş. Bu 4 unsurun birleşmesinden oluşmuş her türlü tezahür görülebilir. Peki bu neye yarayacak? Mim, elçidir. Bu bir risalettir. Yani Resul olmak Allah ile kul arasında. Allah ile yaratıklar arasında, Allah ile evren ve eşya arasında elçilik vazifesini yapmak üzere topraktan yaratılmış ve her türlü hal görülebilecek varlık demektir. Adem kelimesinin açılımı budur. Elif, mezahirül vücut. Mezahirül vücut varlık galerisi demektir. Envai türlü haller görülür. Neyden yapılacak bu varlık galerisi? Topraktan, ateşten, havadan, sudan. 4 elementten mezahirül vücut dediğimiz o 4 enasır arba'a 4. Ne olacak bu? Elçilik vazifesi var. İnsan Allah ile eşya arasında, Allah ile hayvan arasında, Allah ile yine insanlar arasında elçidir. Allah nezdinde insanın, hayvanın elçisidir. İnsan nezdinde Rabbin elçisidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyebilme kabiliyeti bu mimden kaynaklanıyor. Adem de bu. Geliyoruz Havva'ya. Ha kelimesi vav vav elif elif. Ha kelimesi nefsi temsil eder. Nefsi külliye. Yani Allah'ın bu enasır-ı arba dediğimiz 4 unsuru var ettiğinde ortaya çıkan bir nefs var. Nedir nefs? Motorun gücü. Yani kaportadır, motordur, şarjdır, dinamodur her şey birlikte bir şey ortaya çıkarlar. Buna motor diyoruz işte. Bu motor nefstir. İnsan nefsidir. Nefs Havva ile insana yüklendi. Adem ile değil. Evet gerçekten anne ile yüklenir. Ha kelimesi bu nefsi külliyedir. Yani hepimizde bulunan nefs. Kadın üzerinden, anne üzerinden yükleniyor Havva. Motor. Motor. Vav velayettir. Vav ama 2 velayettir. Birisi istidraç, birisi keramete varacak velayet. Yani 1 maddi velayet, 2 manevi velayet. Manevi velayet nübüvvetin, peygamberliğin kaidesi gibidir. Yani insanlar arasında veliler vardır. Veliler çıkar. İnsandan veli çıkabilir. Bu veli nübüvveti de yani nübüvvet de onun üzerine kondurulur. Ama velayet vardır. Öbür taraftan yine hiç Allah'a iman etmediği halde nefsin imkanlarını kullanarak velayetle elde edilebilecek noktalara varacak yine bir imkan vardır. O da 2. vav'dır. 2 vav var. Yani hem şerde nihayete ulaşabilecek mutlak bir kabiliyete sahip hem hayırda nihayete ulaşabilecek mutlak bir kabiliyete sahip vav budur. Velayeti temsil eder. Velayet şahsiye, velayet-i külliyedir. Vav. Geçiyoruz Elif'e. Elif mezahirül vücuttur. Bu mezahirül vücut evet yine 4 unsurdan yani her türlü haller görülecek. Yani bu velayet halinin her türlü velayet ile nefsin birleşmesinin her türlü tezahürü vardır. Birisi açık, birisi gizli. Açık olan eliftir. Açık görülür. Sondaki hemze bu da gizlidir. Yani veli kullar gizlidir. Ama maharetle ortaya çıkmış olanlar göz önündedir. Yani mesela ateşin üstünde yürümek bir maharettir. Bir tür velayettir. Efendim işte diyelim ki ipin üstünde yürümek veya suyun üstünde yürüyüp batmamak. Bunların her birisi bir velayettir ama bunlar alıştırılmış velayetlerde olabilir. İşte hani istidraç diyoruz buna. Bu da o kapalı olan, açık olan bir de gizli olan. Dolayısıyla ha, vav, vav, elif ve hemze. Bu da Havva'yı temsil eder. Şimdi bunu birbirimize kattığımızda ortaya meyve olarak Muhammed çıkar. Mim, 1. mim risalettir. Doğrudan yani bu nebi olacaktır. Ha nefs-i külliyeden mülhemdir. Yani nefsi vardır içinde, Hazreti Havva'dan eser alıyor. İkinci mim insanlaradır. Üçüncü mim eşyayadır. Dördüncü dal mezahirül vücut dediğimiz anasır-ı erba'a dediğimiz, bu enasır-ı erba'dan var edilmiş nefs taşıyan sakaleyn bir peygamberdir. İşte Muhammed kelimesi böyle seçme bir kelimedir. Peki, bende bulduğunuz 27 neydi? Ha, o ayrı tabii. Daha oraya hesap... Şimdi hayır, oradan şeye geleceğim. Evet. Hazreti Peygamber'in ismindenin işte bu bende... Bütün mertebelerin bulunması gerekmiyor. Çünkü nübüvvet bir itadır. Yani kabiliyet başka bir şeydir. Nübüvvet elçiliği başka bir şeydir. Yani bir insanda velayet bulunabilir, peygamber olmaz. Bir insanda bütün yüksek tezahürler bulunabilir, nebi olmaz. Nebi seçkidir. Anladım. Evet, seçilmiş olduğu için biz onda şey aramıyoruz. Yani şu kadar istidat, bu kadar istidada gerek yok. İmam Rabbani'nin söylediği bir söz var. Diyor ki, daha da hakra kabiliyet şart niz. Allah verecekse kabiliyet gerekmez. Verdikten sonra o kabiliyeti de var ettirir zaten sende. Ama genel manada bir insanın motor gücü vardır. Motor gücü dediğim bayağı bildiğimiz beygir gücü yani. Bir insanın çapı. Neye çapı? Olayların motor güç, beygir güç deyince insanlar başka türlü düşünüyor. Biraz açalım. Biraz açalım. Şimdi bu insanın manevi kapasitesi. Yani şimdi mesela diyelim ki bir insan total yetenek, total kabiliyet. Bravo. Tamam. Total kabiliyetler diyelim. Total kabiliyet. Tamam. Şimdi bir insanda neler bulunabilir? Bir insanda bulunması öngörülmüş bütün kabiliyetleri topladığımızda bu total kabiliyettir ve nihayet mertebesi 28'dir. 28. 28 harf var. 28 peygamber var. Her birisi, yani 28 esma var doğrudan insanda mutasarrıf. Her birisi bir esmaya, her birisi bir kabiliyete bakar. Bir insanın motor gücü 28 ise bu insanda var olacak bütün kabiliyetler onda var demektir. Hangi alana yönlendirilse orada hayatiyet gösterebilir demektir. Ve çok ender görülür. Yani 27-28. Tuhaftır. Seninkinde 27 çıkıyor. Ben de şaşırdım doğrusu. Kendini fena vaziyette harcıyorsun. Keşke böyle çıkmasaydı. Çünkü ben 12'yim. Yani şimdi ben düşünürdüm ki şöyle. Yani benim civarımdasın. 12-14. Ama 27 çok fazla. Ya bir yerlerde yanlış yaptık ya sen yerinde değilsin. Anlatabildim mi? Eyvallah. 27 mesela 1287'den 28 tarh edile gelir. 28 çıkarıla gelir. Bu şeydir. Ebcedi menazil dediğimiz. Yani 1287 bölü 27 böyle yok, bir şey. Yok, böyle değil. Eksi 28. Eksi 28 çıkara geliyorsunuz. Anlatabildim mi? Neden 28 çıkarta geliyor? Çünkü insanın nihayet mertebesi 28'dir. 28 harf var. Bakın çok mühim. 28 peygamber var. Bunların 3 tanesi eklemedir. Yani 25 tane peygamber var. 3 tanesi nebi gibi midir, şey midir? İnsanlarda da böyle sıfatlar vardır. Anlatabildim mi? Ben birçok insanın hesabını, bu tür hesaplarını yaptım. Çok ilginçtir. Yani hakikaten yüksek sorumluluklar üstlenmiş olanlarda hiç de yani 20'nin altına düşen şey görmedim. Yani mesela isim yapmış, insanlar içerisinde rehberlik yapmış, yol göstermiş insanlarda çok tuhaf bir şekilde hep 20'nin üstünde çıkıyor. Benim çevremde 3-5 tane de böyle bunu gördüm. Yani 20'nin üstünde. Bu 20 çok farklı bir merhaledir. Yani 20'nin üstüne çıktığınız zaman birçok insana ait kabiliyet. İnsanda kaç tane kabiliyet vardır? Binlerce. İnsanda nasıl şeyler vardır, tezahürler vardır? Binlerce. Bütün biz bunun hepsini 28'de topluyoruz. Yani 28 mertebesiyle. Dolayısıyla 27 yanlış, çok yüksek. Yanlış hesaplamışsınız. Olabilir. Yani bu kadar yükseklikle burada ne işi var anlamadım. Zaten yani nazardan bahsediyoruz. Bir 27 falan. Yok yani eğer 27 ise sana çıkacağız şimdi dışarıda. Ben sana epey bir şey sormam lazım. Yani bu 27'nin hakkını vermek lazım. Böyle dangul dungul hayatını geçiremezsin. Yani bu buraya göre dangul dunguldur. Ne kadar başarılı olursan ol. 27 çok çaplı bir şeydir. Ya da ben yanlış yapmışım. Bu şey hani diyor ya harcanıyoruz. Harcanıyoruz be abi. Şeyin önünde var, İmeç'in önünde. Harcanıyoruz be. Yani sen kendini harcıyorsun demektir. Eğer böyleyse. Şöyle desek daha iyi olmaz mı? Yani bir potansiyel var, bir kısmet meselesi var yani. Bir potansiyel var, bir kader var. İşte kısmet de vardır. Doğrudur. Yani dolayısıyla şimdi şu var. Bu, eğer, bunu Biz elhamdülillah halimizden anlıyorum, bu değiliz. Kısmet var. Şimdi şeyin Bediüzzaman çok ilginç bir sözü var. Diyor ki... Reklama gideceğiz, bunu söyle. Evet, diyor ki Risale-i Nur bu gökyüzüne indirildiğinde ona çok eller uzandı. Risale-i Nur'u anlatırken. Fakat diyor Allah, ben layık değildim ve Allah bana nasip etti diyor. Yani uzanan ellerin, ona uzanan ellerin içinde benden daha layık çok el vardı diyor. Fakat diyor kader ilahi bana bunu kısmet etti. Bunu size aktarmayı. Anlatabiliyor muyum? Bu bir aktarım meselesidir. O söylediğiniz son cümleyle ilgili, evet, molaya gitmeden önce bir şey yapayım. Ya kastınızın olmadığını biliyorum. Oraya çekmesinler diye önüm. Yani İsa'yı gökten indirildiği bu Kur'an mıydı? Ya kardeşim esasında ilham meselesi. Hepsi ilham meselesi. Ha, ilham meselesi. Hepsi ilham meselesi. İlham meselesi diyelim. İlim meselesi diyelim. İlim ve ilham, evet. Çünkü ya ben de o manada söyledim. Tabii, biliyorum. Ben sizin o manada söylediğinizi biliyorum. Tabii ama, zamanı seviyorum. He. Belki ifrat edebilirim. He, ben sevmeye bu ifratı içinde yapabilirim. Eyvallah. Yani. Ya, ama sen bildiğin usulü düzelt. Ben bildiğim için, evet, ben parantez açayım oraya. Evet, indirilen Kur'an'dır. Bir mola dönüşte buradayız. Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayat bir matematiktir. Evet. Hayat müthiş bir matematik. Her şey bir matematiktir. Hayat müthiş bir matematik. Şimdi ben kafamı kurcalar. Evet. Bir örnek üzerinden gidelim. Şimdi bu meseleler konuştuğumuz bunlar iman hakikati falan değil. Evet. Yani şu açıdan. Hayatı anlamaya yönelik çabalardır. Jimnastiklerdir. İnanabilirsiniz, inanmayabilirsiniz. Ama bu meseleye kafa yormuş 1, 3, 5 değil. Binlerce, on binlerce insandan söz edebiliriz vesaire. Şuradan bakalım. Şimdi ben bu sabah 9'da kalktım. Faraza örnek veriyorum. Evet. Bu sabah 9'da kalktım. İşte elimizi yıkadım, duşumu aldım, neyse. Saat 10 gibi kahvaltı sofrasına oturdum. Sonra kahvaltı ettikten sonra işte giyindim. Saat 11'i 10 geçe evden çıktım. Buraya geldim. 11'i 10 geçe çıktım. Ama 11'i 9 geçe çıkmadım. 10 geçe çıktım. 11'i 5 geçe çıksaydın veya 11'i 15 geçe çıksaydın hayatın dizilimi farklı olurdu. Şimdi soru da tam bu. Eyvallah. Ben niye 9'da kalktım? Saati kurdum, 9'da kalktım. Fark etmiyor ya, bir 2 dakika daha uyuyayım diyebilirdim. Tabii ki. Uyuyabiliyorsun 5 dakikada. Zaten uyuyorsun da bazen. Uyuyorsun da bazen. Yani 9'da zil çalıyor. Geçtim onu. Evet. 9'dan önce de uyanabilirim. Evet. Yani saatten önce uyanabilirim. Alarmı kapatabilirim. Evet. 8.30'da uyanmış olurum. Uyuman senin elinde ama uyanman sana ait değil. Şimdi onlara geleceğim. Tamam. Mesela 10'u 5 geçe çıksaydım bir trafik kazasının yanından geçecektim. Evet. Aynen öyledir. Ben geçtim. Eğer sen o trafik kazasından önleneceksen senin uyanma saatine müdahale edilir. Öyle mi? Evet. Böyle müthiş bir ardışık hesaplama var. Ama sıralı ardışık hesaplar ama katrilyonlarca ihtimal girer için içerisine. Onu söyleyeceğim. Katrilyon demeyelim ama milyonlarca ihtimal girer için içerisine. Diyebilirsin. Evet. Çünkü beni 10.05'te yola çıkaran her neyse, evet, kazaya karışacak olanı 10.04'te yola çıkaran aynıdır. Onun uyanması işte, evet, ona bağlı tüm etkenler. Evet. Temizlik arabasının 10.03'te geçmesi. Evet. 10.04'te olsa trafik yavaşlayacak. Bu dizilimi bozmak mümkün müdür? Heh. Evet, bu dizilimi bozmak mümkündür. Yani şimdi normalde tabii bu dizilimi ne bozar? Çok uzun bir hikaye. Çok klasik bir şey var ya. Tamam. Uçağa binmedi, uçak düştü, herkes öldü, o ölmedi. Evet. Uçağa binseydi ölecek miydi, ölmeyecek miydi? Sonuç üzerinden bakarsak uçağa binseydi ölmeyecekti. Kurtulan tek olacaktı. Ölmemiş, yaşıyor çünkü. Evet. Şimdi şu var tabii. Ama öbür türlü bakarsak ölecek olsa zaten uçağa binecek. Kader sebep ve sonuca aynı anda bakar. Bizim yanılmamız şu. Biz sonuca bakıp sonuca bakıp mukaddimeleri konuşuyoruz. Halbuki ikisi aynı anda vardır. Ben diyorum ki günlük programınızı size yükleyenler günlük programınızı size yükleyenler bütün bu hesaplamaları yapıyorlar. Bugün kimle karşılaşacak? Niçin karşılaşacak? Bu karşılaşmanın neticesinde ondan meydana gelecek hadiseler ne olacak? Bütün bunlar tasarımsaldır. Ve senin üstünde bir, aslında insan bir tür bir androiddir. Bunlar sen melaike dersin, işte kiramen katibin dersin, hafaza dersin, koruyucu dersin, yazıcı dersin. Bir yığın mahluk var senin hizmetinde. Bu işi belki de hani en güzel özetleyeceklerden biri, anlaşılsın diye söyleyeceklerden, örneklerden bir taksici esnafı örneğidir. Evet. Direksiyon başında gezinen bir taksici. Evet. Akşam ne kadar toplayacak? O bellidir. O bellidir. Evet. Akşam ne kadar toplayacağı bellidir. İşte bütün sonuçlar, çok güzel bir yerden bağladın. Bütün sonuçları ona göre ayarlıyor Allah. Çünkü veya Allah'ın görevlendirdiği varlıklar. O an evet, oradan geçiyor olacak ki biri o kişiye el kaldırsın. Evet. Mesela bazen görüyoruz, iki tane taksi geliyor. İşte el edeceğiz. O esnada bir şey giriyor araya. O ikisi geçiyor. Evet. Bir başka taksi geliyor. Evet. Aynen böyledir. İşte bunların hepsi yazılımdır. Ve bunların her birisi ardışık bir takım hesaplardır. Birbiriyle ilintilidir. Ortadan birisini çektiğin zaman büyük kazalara da sebebiyet verirsin. Büyük belalardan da kurtulabilirsin. Anlatabildim mi? Son derece karmaşık ama matematikseldir. 3 kişi oturuyoruz. Evet. Garsona diyoruz ki 3 çay. 3 çay siparişi getirmek için garson gittiğinde tam çaylar gelmek üzereyken 4. kişi oturuyor. Evet. Lütfen buyur diyoruz. Bana gelir diyoruz. Evet. 3 çay 3 dakika önce birisi bana aitken tak ona nasip oldu. Evet. Diyoruz ki ya kimse kimsenin kısmetini yiyemez. Şimdi tam işte diyelim ki sen uyanma. Tolstoy'un İnsan Ne ile Yaşar kitabı var. Yani biz neye ihtiyacımızın olup olmadığını biliyor muyuz? Tam bilmiyoruz. Hatta hiç bilmiyoruz. Hiç bilmiyoruz. Evet. Yani diyelim ki biz niyetlendik, yarın kalkacağız ve kendimize bir ayakkabı alacağız. Hatta öyle de demeyelim. Ayakkabıyı bu akşam sipariş verdik. Falanca marka ayakkabı, parasını da verdik. Yarın sabah ayakkabı bize getirilecek. Biz o ayakkabıya ihtiyacımızın olduğunu düşünüyoruz. Ama yarın sabah uyanamadık. Demek ki bizim o ayakkabıya ihtiyacımız yokmuş. Bilemeyiz zaten, ama insan şeyini de ister. İnsan hayrını, şerrini, hayrını ister gibi ister diyor ayet-i kerimede. Şimdi biz bilemiyoruz. Biz sadece o anda nefsimizin gerektirdiği ihtiyacı söylüyoruz ve onu ısrarla talep ediyoruz. Bunun bile bize gelmesinin kombinasyonlarını hiç hesaba katmıyoruz. Ama bizi çekip çevirmekle müekkel olan, bizi çekip çevirmekle görevli olan varlıklar ellerindeki flüçarta göre seni yönlendirirler. İster kabul et, ister etme. Peygamberimiz bir hadis-i şerifte diyor ki sadece insanın gözüyle ilgili 7 mahluk var. Sadece gözüyle ilgili 7 melaike var. Kimisi su döküyor, kimisi kapakları indiriyor, kaldırıyor. Öyle bir teknik anlatıyorum ben. Efendim kimisi işte gelen ışıkları götürüyor, görüntüleri götürüyor, retinaya taşıyor. Kimisi televizyonda refleks yaptırıyor. Her birisi 7 tane sadece gözümüzle alakalı memur var. Yani gözümüze gelecek şey daha gelmeden gözümüzü kapatan biz değiliz. Onlardır. Yani bir şey gözümüze doğru geldiğinde gözümüzün kendisini koruyup koruyamaması yine bir yazılım, bir hesap işidir. Eğer biz hak etmişsek gözümüzün zarar görmesini, yavaş davranıyor. Ve gözüne isabet ediyor. Aksi takdirde şak diye kapatıyor ve gözünü koruyor. Onun hiç gelmemesi de lazım. Geliyor. Ne hak etmişsin? Bir noktada bir tayakkuza, bir ikaza ihtiyacın var. Onu sana gönderir. Ama bütün bunlar bir yazılımdır. Şimdi diyelim ki bugün bu müdahaleden açmıştık bu mevzuyu. Evet. Yazılıma müdahale. Ben bu yazılıma müdahale olabileceğine inanıyorum. Ve insanın fıtratında bu vardır. Yani bu nedir? İyi niyettir, duadır. Ve kendi davranışlarını rahmani bir üsluba giydirme azmidir. Yani mesela diyelim ki siz hareketlerinizi Hazreti Muhammed'in hayatına ve hareketlerine uydurma çabasında olsanız, birçok hak edişleriniz sizden ayıklanır gider. Çünkü onun davranış kalıpları gaybı bilen birisi tarafından tasarlanmıştır. Onun davranış kalıpları. Peki, bu yazılıma müdahale. Şimdi burası çok müthiş bir mevzu. Evet. Yani burası, yani buranın içinden çıkabilen yok. Herkesin bir görüşü ve fikri var. Evet. Mesela Allah 3 dakika sonra olacakları bilir değil mi? Bilir. Yani niye? Şimdi bilemez diyen var da o yüzden dedim. Biliyorum, bilemez diyenler vardır da. Şimdi normalde bilir dememiz şu. Cenab-ı Hak bu alemin zaten yaratıcısı, hesaplayıcısı, kitabının şeyini koyan bir... Şimdi bu şuna benzer. Diyelim ki... yani bu soru bile abesle iştik. Yani Allah her şeyi bilendir, görendir. Evet, bilendir, görendir. Doğru. Şimdi normalde Cenab-ı Hak şöyle diyor bir ayet-i kerimede. Diyor ki, اِعْمَلُوا قَدْ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ. Hadi biraz çalışın, Allah sizin amelinizi görecek. Şimdi burada Allah neticeyi bilmiyor mu? Biliyor. Diyor hadi biraz uğraşın. Ama bize konuşuyor. Bizce konuşuyor. Bizce konuşuyor. İşte onun için tereddüt geçirdim. Yani Allah bilir mi? Elbette Allah bilir. Bu bir abes sorudur. Ama bizim kendi gerçeğimiz üstünden baktığımızda yani tereddütüm ondaydı. Yoksa Allah'ın bilmesi. Yani bu şuna benzer. İşte diyor ki söyle şöyle şöyle dediler. Ben sizin bu söylediklerinizi yazdım diyor Allah. Hesabını soracağım. Ben bu sizin söylediklerinizi yazdım. Söylediklerini yazdım diyor. Şimdi takip edeceğim diyor. Allah sizin Lalet Tayyip'in söylediğiniz sözlere bakmaz. Ama içine kalbinizin kattığının takipçisidir. Hadi biraz bir işleyin görün. Ben sizin amelinizi göreceğim. Ben sizin hanginizin mücahit, hanginizin işte münkir, hanginizin fasık olduğunu bilmeyinceye kadar sizin yakanızdan düşmem. Şimdi bunların her birisi esasında bize ilginç bir şey çağrıştırıyor, ilginç bir şey söylüyor. Tabii ki Allah bütün bunları bilir. Allah için bunun tersini düşünmek muhaldir. Ama bütün bunlar bizim yapabilirliklerimizin bazı şartlara bağlı olduğunu gösteriyor. Yani senin önünde bir yol var. Bu yolu doğru yaşayıp yaşamayacağın, senin yapacağın tercihlerle alakalıdır. Bu tercihleri etkileyen unsurlar çok farklı. Şimdi... İki şey. Birincisi şu, göreceğim. Hadi yapın, göreceğim. Evet. Göreceğim. Katsayallahu amelekum. Allah görecek. Allah sizin amelinizi görecek diyor. İşte işinizi görecek diyor. Bir zaman ifade ediyor. Görecek. Evet. Ne zaman? Yaptıktan sonra. İstikbalde görecek. Dolayısıyla Allah için zaman ve mekandan münezzeh dediğiniz andan itibaren görecek, gelecek. Şimdi dolayısıyla bu bize hitap ettiği için bu şekilde bilmesi meselesi... Sadece öyle değil de tam izah edemeyeceğimiz, zihinlerde bir sıkıntıya sebebiyet vereceğim için anlatmadığım bir gerekçe var. Yani oradaki oradaki Allah lafz-ı celaliyle bize anlatılmak istenen şey müteal olan Allah'tan farklıdır. Müteal olan Allah zaten münezzehtir. Yani onun ne mekanla alakası var ne... Bu yanlış. İki Allah mı var? Mehmet Ali Bulut haşa falan. Yani şimdi ben kastınızı anlıyorum. Bu yüzden şöyle baksak. Şöyle diyeyim. Mesela bu enteresan. Şimdi bu evren, bir şey sorayım. Sen onun üstüne söyle. Bu evren Allah'ın bütün kudretlerinin tamamını haiz midir? Evet. He? Tamamını. Bütün, yok tamamını. Yani bu eşyanın gücü ne kadar taşıyabilecekse bu eşya o kadarını taşıyabilir. Yani bu Allah'ın bir eseridir. Allah'ın kudretiyle, ilmiyle var edilmiştir. Ama bu kudrette, bu toprakta, bu kainatta, bu varlıkta o varlığın taşıyabileceği miktar ile Cenab-ı Hakk'ın kudreti açığa çıktı. Bir tas daldırdım okyanusa. Aldığım su okyanustur. Ama okyanusu değil. Evet, okyanustandır. Yani okyanusun bütün özelliklerini o su taşır ama okyanus değildir. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu kainat ne kadar muhit olursa olsun, ne kadar büyük olursa olsun, ne kadar zihnimize sığdıramazsak sığdıramayalım bir mahluktur ve arazlı bir mahluktur. Eksikli bir mahluktur ve bu sonunda ölecek, inkıraza gidecek bir mahluk. İnkıraza, dönüşüme, kırılıma uğrayan bir şey Cenab-ı Hakk'ın bütün esma ve sıfatlarını bütün olarak taşıyamaz. Dolayısıyla bu kainatta, benzetmede hata olmasın, bu kainatta tezahür etmiş o esma ve sıfatların her birisini bir şahs-ı manevide bir toplasak işte o Cenab-ı Hakk'ın bu kainat için kullandığı Rab'dır. Peki. Şimdi bu kader faslına girdik. Kader değil. Yani bu kader çok ayrı bir şey. Ama dediğim, şimdi mesela diyelim ki bu sabah ben kalktım. Başka bir mevzuya geleceğim. Tamam. Şunu bir özetleme yapayım. Ben bugün sabahleyin şu saatte kalktım. Benim o saatte kalkmam dahi başka birilerinin müdahalesiyledir. Sen bir androiddin, sen bir androidsin. Senin içinde bir yazılı mekanizma yok, kurulu bir saat yok. Kurulu saat var, mekanizma var. O saate yine dokunan birisi var hariçten. Biz buna mesela bir hadis rivayetinde bu insanla alakalı varlıkların sayısı 160 grup. 160 grup, yani grup diyorum, 160 grup melaike. Melaike denmişiz tabii. 160 grup. Her bir grubun sayısız, mesela gözle ilgili olan melek bir gruptur. Bir gruptur. Kaç kişiden ibaret? 7 melaikeden ibaret. Bunlar göz sistemini şey yapıyor. Öbürü kulak sistemini çalıştırıyor. Sen bir androidsin. Şunun içinden ruhu çektiğiniz zaman bir kutusun. Hiçbir işe yaramaz. Hiçbir şey olmayan. İşte bu insanın, mesela diyelim ki bugün bir kötülükle karşılaşacaksın. Öbürü geliyor, tam yazılıyor. Yazılacağı zaman bu kötülük senin karşına gelecek. Birisi geliyor o görevlerden. Yani seninle alakalı görevlerden birisi geliyor, diyor ki hayır. Bu şeyle karşılaşamaz. Bu kötülükle karşılaşmayacak. Neden karşılaşmayacak? Onun hakkında şöyle bir dua var. Veya diyor ki filanca yerde bir sadaka verdi ve bu sadakayla bu telafi edilebiliyor. Kaldırın önünden bunu diyorlar. Ve o, siz gidersiniz o hadiseye toslayacak gibi olursunuz ama o hadiseye toslamazsınız. Trafik kazası sizin önünüzde meydana gelir. İçine siz dahil olmazsınız. Ama böyle bir şey yoksa o gün o yazgıda gidersiniz ve o kazanın içerisine dalarsınız. Şimdi benim bir cinim var. Bunu aleni söylüyor musun yoksa? Aleni söylüyor. İyi peki. Bütün işte birçok işimi de yaptırıyorum kendisine. Tamam. Faturalarımı ödüyor. Evet. Herkesin var öyle cini. İşte oraya geleceğim. Mesela uçakta yerimi hazırlıyor. Efendime söyleyeyim, alışveriş yapıyor. Fakat başka cinler o yerleri ayırmışsa bulamıyor. Başka cinler ayırmışsa bulamıyor tabii. Evet. Yani o ayrı mesele. Şimdi zannediyorum izleyicilerimiz anladı. Şu, yani benim cinim dediğim hadise ki günden güne bu cinin işlevi artıyor. Artık hayatımızı tamamen onlar etrafında. Sen faturalarına o yatırıyor. Yani otomatik ödeme talimatından bahsediyorum cin derken. Yani ben bir kere bilgisayara, sisteme, o yazılıma, adına ne derseniz deyin. Dedim ki benim elektrik faturamı işte numarası budur. Numarası bu. Bunu talip eden şeyi git kontrol et, ne kadarsa al. Ne kadarsa git öde. Al gel öde. Bana da faturasını getir diyor. Bunu yapıyor. Bilgisini ver. Tabii bilgisini ver. Ki işte şu şey otomatik ödeme yapmışsınız. Şimdi, teşekkür ederim. Şey geliyor. Okuyan kişi geliyor eve. Evet. Saati okuyor. Bir fatura tahakkuk ediyor. Bu tahakkuk eden bu faturadan cinin haberi oluyor. Yani otomatik ödeme sisteminin haberi oluyor. O da geliyor, kartından çekiyor, diyor ki ödedim diyor firmaya da şirkete de, ben hiç ilgilenmiyorum. Evet. Şimdi aynı şekilde bir yazılımla tamam, bir nesnel olarak matematiksel olarak bunu yapıyorsun da, buna inanıyorsun da, kazanın öldüğüne niye inanmıyorsun? Böyle midir? Evet. Yani gerçekten böyle bir yazılım var. Bu yazılım gerçekten de devam ediyor ama siz dediğim gibi bu yazılımın içerisinde bir sıralamayı bozduğunuz zaman çok büyük şeylere sebebiyet de verebilirsiniz. Ama diyorum ki yine de her bir insan her sabah yeniden bir şeyden geçiliyor. Ama bu benim için para olmayınca çalışmıyor, biliyorsun değil mi? Para olmayınca çalışmıyor. Yani benim için tabii yani hesapta para yoksa benim için çalışmıyor. Yok şimdi tabii. Ne fatura ödüyor ne bir şey. Kapitalistim benim için. Şimdi benim cinim de var. Mesela bir giriyorum, diyorum ki bana şunu bul, şu yazıyı bul, tak buluyor. Tak buluyor. Evet buluyor, getiriyor. Google'a alternatifleriyle birlikte. Tabii Google'a giriyorsun. Evet. Ta 30 yıl önce ki bilgiyi çekip bulup getiriyor sana. Getiriyor. İşte aynı şey genel manada bugüne kadar bilmesek de bir üst boyutta zaten devam ediyor. Şimdi buna hüddam dersek, yani yardımcı... Bunu anlarlar hemen. Dersek efendim? Bunu hemen anlarlar. Yani hüddamım var dediğin zaman bunun farklı olmayan şeyleri olduruyor zaten. Olmayan şeyler. Böyle bir şey olmaz. Şimdi yani. O da yine sistemi kullanıyor. Mesela şunları söyleyebiliyoruz. Yani diyoruz ki, ya da duyuyoruz ya hüddamı vardı. Şimdi gelelim benim yıllardır bu stüdyoda gerek sizinle gerekse başkalarıyla da konuştuğum bu mevzulara. Özellikle sizle çok konuştuk bu mevzuyu. Belki de Türkiye'de ısrarla yahut ilk kez bir haber programında işte bu meseleleri konuşan biziz yani. Doğrudur. İlk de bizdik. İlk bizdik yani. Sonradan taklitlerimiz türedi. Süleyman Aleyhisselam kıssası. Evet. Şimdi hayvanların dilinden anlayan bir peygamber. Konuşuyor onlarla. Hüdhüdü Belkıs'ın sarayına gönderiyor. Mektup bıraktırıyor. Mektup bıraktırıyor. Bir not giriyor camından, işte göğsünün üstüne bırakıyor, evet, mektubu geliyor. Gelince de diyor ki işte o şu haldeydi, şöyleydi vesaire. Sonra bir başkası tahtını getirtiyor. Evet. Kendisi saraya giriyor, eteklerini topluyor. Aynayı görüyor. Bu. Şimdi burada gördüğümüz şeyler mesela Hazreti Peygamber bugün gelmiş olsaydı, Kur'an bugün inmiş olsaydı, biz 1500 sene sonra bugün ne dair Süleyman kıssasını okuduğumuz zaman derdik ya, o günün teknolojisinde, ondan sonra işte bunlar mümkün olabilir. İşte ışınlanabilir. Çünkü yani o dili biliyoruz. Yani evet, bugün o dili biliyoruz. O evet, teknoloji dilini. Ama o gün bu dil yoktu. Evet. O gün bu imkanlar yoktu. Bunu nasıl... Sanki o diyor zaten. Evet. Bakın. Yani getirdiği tahtına bu odur demiyor. Sanki odur diyor. Şimdi esasında az önce sizin esmanızdan bahsederken hani dedim ki 28 peygamber var. Hı hı. 28 harf var. Bunların her birisi insanın bir kapısıdır. Şimdi 28 peygamberin hepsi aynı mucizeyi göstermemiştir. Her birisi farklı bir mucize göstermiştir. Ve gösterdikleri mucizelerin, yani topladığımızda 1000'e yakın, daha da fazla mucizeleri vardır. Bu mucizelere dikkatle baktığımızda esasında insanın yapabilirlik sınırını çizdiğini görürüz. Yani insan teknik olarak nereye kadar gidebilir, neler yapabilir? Mesela Belkıs'ı getirdi mi? Hazreti Süleyman Belkıs'ı getirtebildi mi? Hayır. Tahtını getirdi. Tahtını. Bize şunu söylüyor Kur'an. Siz eşyayı bir yerden bir yere taşıyabilirsiniz ama ruhu değil. Çünkü ruh madde cinsinden değildir. Madde cinsinden olmadığı için Belkıs'ı getirmeye kalkışmış olsaydı Belkıs'ın ruhu orada kalacaktı ve Belkıs ölü olarak gelecekti. Dolayısıyla tahtı getirdi. Belkıs'ı etkilemek için tahtını getirdi. Kendisini getirse zaten etkilenecek. Zaten etkilenecek. Tabii o da ayrı bir mesele. Şüphe de yok yani orada. Yani bir anda böyle. Tabii ki o zaman bu şeyi geçerdi. Aklın kapısını kapatırdı yani. Mutlak inanma ihtiyacını duyardı. Aklın kapısını kapatırdı. Evet. Aklın kapısını kapatamazsınız. Açık olacak. Akıl da imaret edebilme hakkına sahip olacak. Aksi takdirde bu bir sınav olmaktan çıkar yani. Şimdi mesela Hazreti Musa'nın denizi yarması, yani şak 2 blok yaptı ve sanki arada bir perde varmış gibi görünmeyen bir perdeyle bir şey, sular iki tarafa çekildiler ve aradan geçti. Peki bu yapılabiliyor mu? Evet, ben bir belgeselde gördüm. Belli bir manyetik şeyle şeyin içerisindeki bir leğenin içindeki su 2 şıkka ayrıldı. Teknik olarak yapılabilir. Ama Cenab-ı Hak bunu mucize olarak o kuluna nasip etti. Böylece bize şunu söyledi. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü mesela diyor ki beynehuma berzahun la yabgiyan. Ve ben denizi var ettim. İç içe çalkalanır. Bunların içerisine bir berzah koydum. Birbirlerine girmezler. Bu özgül ağırlıkları farklı iki suyun birbirine karışmamasını da anlatır. Ama aynı zamanda mesela diyelim ki büyük okyanusların ortasında büyük ırmaklar akıyor mesela. Peki. Bir koyda, yani Kızıldeniz'in bir koyunda bu olmuş olamaz mı? Hayır, Kızıldeniz'in bir şeyinde meydana geldi. 2 şakkadan oluşuyordu ya. Hı. O bir şeyinde meydana geldi bu. Kızıldeniz'in o Sina Yarımadası'nın üstünde 2 tane boynuz var ya. Hı hı. Boynuzun birisinde meydana geldi. Kızıldeniz'in kendisinde değil. Hı hı. Burada meydana geldi ve onu geçip Sina çölüne girdiler. Yani dolayısıyla dar bir yer. Hı hı. Yani dar bir alan. Bütün deniz değil. O dar bir alanda bunu yapabildi. Bu bize şunu gösteriyor ki insan suyu yarabilir. Keza Hazreti Musa mesela diyelim ki nehir şeye döndü, kana döndü. Ya su alçaladabilir. Tabii alçaladabilir. Yani şu hani ben mucize ben mucizeleri kanuna da yani maşa bu benim yorumum. Bence. Bir parça kanuna bağlı zaten. Kanuna yani. Bağlıyım diye söylüyorum. Evet. Yani şöyle bir suyun içinde dağlar var biliyorsunuz. Yani evet. Suyun içinde adalar var, adacıklar var. Şöyle bir dağ, yani burası suyla kaplı. Su çekildiği zaman burada su görürsünüz, burada su. Şu boşlukta, şu boşlukta. Bu adanın üzerinden geçersiniz ama görüntü suyun yarıldığı şeklindedir. O da olabilir ama normalde hani suyun yarılabilme imkanı var. Benim kastetmek istediğim şu. Yani bütün bu mucizeler aynı zamanda insanın teknikle veya bir şekilde yapabilirliğinin uçlarını veriyor. Eğer bir şey mucize halinde bize gösterilmemişse o yoktur. Mesela Hazreti İsa'nın mucizesinden bir tanesi diyor ki inni ahluku lakum min at-tini kay'ati at-tayri fanfuku fihi min ruhi ve yatiru bi iznillah. Ben bir çamurdan bir kuşa benzer bir şey yaparım. Ona kendi ruhumdan üflerim. O da Allah'ın izniyle uçar diyor. Şimdi uçağı bundan daha güzel tarif edemezsiniz. Nitekim insan yani ona kendi ruhundan üfledi. Ne demek kendi ruhundan üflemek? Bilgisi. Kendi aklını, bilgisini, çabasını koyduğu işin içerisine ve müthiş tuttu o demir yığınını aerodinamik kanunların tabii. içine bindirdi ve onu uçurdu. O aerodinamik kanunlarının bilgisidir işte ruh, evet. Ruhun üflemesi. Evet. Yani bence. Normal evet ruhun üfledi o kanunları bilmektir ve o kanunların taşıyabilirlik özelliğini keşfetmektir. Anlatabildim mi? Aynı gel bütün peygamberlerin her birisinin kendine göre mucizeleri vardır. Hazreti Peygamber'de 1000 türlü mucize açığa çıkmıştır. 1000 taneden ziyade mucize şekli var ortada. Ağaçlarla konuşmak, hayvanlarla konuşmak, taşlarla konuşmak, taşların elinde tesbih etmesi, zikretmeleri. Ondan sonra elini suya batırıp çıkardıktan sonra o sudan İşte 200 kişilik bir ordunun doyabileceği kadar su akması, süt vermeyen keçinin sırtını sıvazlayıp bir süt makinesine dönüşmesi, bütün bunlar mucizelerdir. Esasında çok net bir şekilde diyor ki, doğurmadan da bir keçiyi siz sağabilecek, süt verebilecek hale getirebilirsiniz. Ama henüz biz bunu yapamadık. Yani bir keçi pekala alıp şey yapabilirsiniz, hiç de doğurmadan da süt verebilir size. Mesela şey var, Üzeyr aleyhisselam biliyorsunuz o bir kente giriyor. Kentin harap olmuş, perişan olmuş. Diyor ki ya Rabbi yani bu kentin insanlarını da mı uyandıracaksın filan. Orada mesela Cenab-ı Hak onu 100 yıl uyutuyor. Ya öldürüyor veya uyutuyor. Ama uyandığında azığının hala öyle durduğunu görüyor. Lem yetesenne. 100 yıl bozulmayacak bir gıda. Yani orada bir azığı var yemeği ve yemek 100 yıl bozulmuyor. Demek ki bir koruyucu madde. Bir koruyucu madde var ve o 100 yıl yemeğin bozulmasını önleyebiliyor. Yani bu Kur'an mesela bize onu verir. Eşek ölmüş toprak olmuştur. Onun diriltilmesini, yeniden diriltilmesini, o topraktan nasıl çıkarıldığını görüyor. Ama buna karşılık o eşek ölüp toprak olduğu halde orada duran şey duruyor. Yani azığı duruyor. Ve azık hiç bozulmadan duruyor. Bu tabi bir mucizedir. Ama bize şunu veriyor. 100 yıl dayanabilecek gıda yapabilirsiniz. Öbür taraftan yine geçiyoruz. Eshab-ı Kehf, Kehf eshabının o şeylerine, yatmak kalkmalarına adeta bir küvez ortamını veya bir konserve ortamını bize tarif ediyor. Doğdukları zaman sabahleyin güneş diyor sağlarına vururdu. Batarken sol taraflarına vururdu. İşte kıtmir şöyle uyumuştu. Ayakları böyleydi. Şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Böylece bir insanın 300 yıl hibernasyonda kalabileceğini bize çok net gösteriyor. Dolayısıyla bizim yani mucizelerin dilini böyle algılamamız yoksa bir peygamber gelmiş fevkalade haller göstermiş bana ne? Göstermiş kendi ümmetini ikna etmiş gitmiş ve bunu Kur'an bize niye anlatır? Niye aktarır? İşte biz ondan ibret alalım diye. Yani mesela şöyle deniyor. Kehf suresi. Evet. Biliyorsunuz yanılıyorsam orada beni doğrulayın. Müşriklere Yahudiler diyor ki hani onlar Hazreti Peygamber'den bahsediyorlar. Bir peygamber geldi. Gidin evet. Ona sorun diyor. Zülkarneyn'i sorun diyor. İşte 7 uyurları ashab-ı keyfi sorun evet. diyor. Evet. Çünkü kendi yanlardaki hikayelerdir. Tevrat'ta olan hikayelerdir. Evet. Dolayısıyla Zülkarneyn şeyde yok. Zülkarneyn değil. Evet. O da o suredeydi değil mi? Evet, o yüzden doğru. Aklıma geldi. Yani hepsi Kehf suresinde. Kehf suresinde. Evet. Şimdi, zaten bu allegorik bir şeydir, metindir Kur'an zaten. Şimdi, o sure daha bir tuhaftır. Evet, çok acayip bir sure. Evet, acayip. Şimdi diyor ki işte gidin madem bunu iddia ediyor o zaman bunları bilecektir. Gidin sorun bakayım anlatabiliyor mu? Evet. Geliyorlar Hazreti Peygamber'e. Hazreti Peygamber yarın söylerim, gelin söylerim diyor. Ama inşallah demiyor. Evet. O bahis var orada. Evet. Allah bunun üzerine uyarı gönderiyor Hazreti Peygamber'e. Yani bir hafta falan gecikiyor zaten. Yani. Süresine dair aslında pek bir şey yok. Bir uyarı var. Rivayetler geciktiğini işte falan söylüyor ama ben baktım o mevzuya biraz. Hani süresi muallak. Yani bir hafta mı gecikiyor, 2 gün mü gecikiyor, işte 1 saat mi gecikiyor falan orası biraz mı önemli değil. Şimdi deniyor ki burada bu surelerle ilgili onların o tahrip edilmiş ya da işte edilmemiş bu hikayeye edilmemiş de olabilir. Yani oraya girmeyeyim, tahrip meselesine girmeyeyim. Onların bilgisi Ashab-ı Keyf'in başına gelenler noktasında buydu. Bu bilgiyi soruyorlardı. Gelen ayet yani bu suredeki ayetler bu bilgiyle ilgili. Yani sizin istediğiniz bilgi yani sizin kitabınızda yazdığını işte onun bilemeyeceğini söylediğiniz bilgi bu. Böyle mi bakmak lazım? Hayır. Bu doğru değil. Şimdi 7 uyurlar bir kere Tevrat'ta yok. Zülkarneyn'de yok. Çünkü 7 uyurlar Hazreti İsa'dan sonra olmuş. Yani Hazreti İsa'nın yakın zamanında gerçekleşmiş bir bilgidir. Ve bu Hristiyanlara ait bir şeydir. Yani girmişse de sonraki dönemlerde girmiştir. Tevrat'a girmiştir. Yani Resuller mesela bahsine son dönemlerine girmiştir. Sanmıyorum ben okumadım bu son kısımları. Zülkarneyn bahsi yok. Eshab-ı Kehf de yok. Eshab-ı Kehf daha sonraki bir bilgidir. Yani o mağaraya sığınan gençler. Dolayısıyla bunu bu şekilde anlamak çok doğru değil. Benim kanaatim. İkincisi, böyle bile olsa Kur'an-ı Kerim diyor ki وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ yani yaş ve kuru herhangi bir şey yoktur ki bu apaçık her şeyi anlatan kitapta bulunmuş olmasın. Kur'an-ı Kerim bir kısım meseleleri allegorik, teşbihat ile, bir kısmını ima ile, bir kısmını remizlerle, bir kısmını mana ile, bir kısmını tarihlerle işaret eder ve ikaz eder. Yani her şeyi görebiliyor muyuz biz Kur'an-ı Kerim'de? Böyle düz baktığımızda hayır yok. Ama Kur'an her şeyin bunda, yaş kuru her şeyin kendisinde var olduğunu iddia ediyor. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَبْسٍ لَا فِي كِتَابٍ مُب۪ينٍ Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki hiçbir temsil, hiçbir benzetme, hiçbir hikaye, kısa, şablon kesinlikle anlamsız değildir ve sadece hikaye olsun diye anlatılmamıştır. Alın Hazreti Yusuf kısasını, alın Hazreti Musa'yı. Hazreti Musa, Hazreti Peygamber'den daha çok geçer Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Musa'nın her bir anlatımı, her bir yerdeki anlatımı kesinlikle farklı maksatlarladır. Yani aynı Musa sanki sayısız Musa'dan bahsediyor. Hatta yani Hazreti Musa ile Firavun arasındaki mücadele lazım olan hale göre bir şekil alır ve anlatılır. Bir yerlerde kasırga çekirgeden bahsedilir. Başka bir yerde mesela hiç de o çekirgeler falan denmez. Kısaca der ki biz azgın bir Firavun'a peygamberimizi musallat ettik. Onu suda gark ettik der ve geçer. Anlatabildim mi? Dolayısıyla her bir benzetme ve her bir şablon insana bir hakikati öğretmek içindir. Mesela Musa'dan açtığınız bahsi. Evet. Diyor ki biz onlara işte her öğün bahsi geçiyor mu bilmiyorum. Evet, yani, elmen ve selva. Evet, bıldırıcın eti ve helva. Bıldırıcın etini biz söylüyoruz. Elmennu bir tür mantardır. Et vazifesi gören bir mantardır. Öyle midir? Tabii ki. Bir mantar. Şey değil yani bir öyle gökten kuş iniyor da kesiliyor da böyle et pişmiş halde değil. Bu bir mantardır ama et vazifesini gören bir mantardır. Selva dediğimizde helva her sabah çiğ gibi, kırağı gibi düşen ve oradaki bitki örtüsünden kaynaklanan bir tür tatlıdır. Esasında bunun bir operasyonel bir manası da vardır. Yani bu yani bunu aslında geçmişte şöyle yani geçmişte değil mi bunu şöyle de anlatırlar. Tepsi Allah onlara işte indirdi falan. Yani yok. Bir sebebe bağlı, bir kanuna bağlı olarak evet. bu mesele... Şimdi el-men ve selva, men kelimesine dikkat ettiğin zaman neye benzediğini anlıyorsun. El-men ve selva, o da helva. Şimdi esas olan İsrailoğulları Mısır'da çok ciddi zorluklar içinde yaşadılar. Bıldırcın da olabilir. Büyük yani, miktarda... Biliyorsun bıldırcın. Olabilir, olabilir. Bıldırcın da yakalarsın, yersin. O kadar da şey değil yani. Çünkü hazır yemek olarak iniyor, bir mucizevi bir şey. Burada bir operasyondan söz ediyor. O helvadan daha iniyor mu? İnerdir herhalde, vardır yani. Muhakkak vardır. Belli yerlerde o helva vardır yani. Belki de şimdi bizi dinleyen birçok misafir, öten şeylerin, okurların arasında çok cins şeyler var, dinleyiciler var. Olumlu manada. Evet, olumlu manada söylerim tabii. Olumlu manada cevabı söylüyorum. Gelir, ben o evet. helvayı gördüm yani, olabilir. Selv şeklinde, el-mennu ve selvat şeklinde bir takım mantarlar, bir takım helvalar yeryüzüne. Bu devam ediyordur. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir mucizesi şey değildir, anlık değildir yani. O devam edip gider bu tür nimetleri. Çünkü baki zata yakışan nimetlerinin süregenliğidir. Şimdi ne yaptı onları? Esasında çoğalmaları için bir operasyondu o aynı zamanda. Yani erkeklerin çoğalmasına yönelik, erkek çocukların çoğalmasına yönelik bir operasyondu. Evet, bu bir yiyecekti. Onları her gün veriyordu. Fakat... Diyor ki helva ve mantarları için delilleri nelerdir? Neyin? Sizin. Delilim, okuduğum tefsirlerde aklımda kalan budur. Yani çok... Bu şey el-mennu ve selva'ya yönelik çok şey var. Yani neticede ben de tefsirlerden hareketle bunu söylüyorum. Yoksa kendim nereden bileceğim ki yani? Ben kendim çünkü Sümahaşa metinleri ancak okuyabildiklerini... Şimdi evet. Allah bir sofra indirecek yani kudrette değil midir gibi bir yaklaşım yani pes artık. Yani tabii hayır yani, Allah bir sofra indirebilecek, her gün sofra indirebilecek kudrettedir. Yani ama bir başka yerde bin bir çeşit nimetle... O tür kudreti indirdiği zaman, kudret sofralarını indirdiği zaman seni tarumar eder. Çünkü açık ve net bir şekilde diyor ki Hazreti İsa'ya, ben o sofrayı indiririm ve kim bundan sonra o hakikati gördüğü halde dönerse ona yeryüzünde kendisine hiç azap edilmemiş kadar azap ederim diyor. Dolayısıyla her gün o sofra senin zaten önüne iniyor. Her bahar o sofrayı sana Allah indiriyor. Tabii. Yani şu hangi bahar mucize değil ki Allah'ını seversen. Şöyle bir bak, kupkuru bir ağaçtan onu şeyin kudret mutfağı gibi kullanıyor. Şeftali uzatıyor, kudretin elinden, fırınından şeftali çekip sana getiriyor. İncir ayağı elini uzatıp kudretin matbaasından sana inciri sunuyor. Karpuz, elma, şu bu. Bunların hepsi her daim mucize. Cenab-ı Hak zaten indiriyor. Onu göreceksen ile kalsa, onu görüyor. Ama illa da kalsa çölde anlayacak o. Evet. Tabii ki harbin nasıl indiğini zaten görecek. Yani Cenab-ı Hak şey mükelleftir, ancak Allah kendisini sırat-ı müstakim üstünde anmıştır. Bu kuralı ben koydum, kuralı bozmam. Yani mucize yapmam her seferinde, her daim. Çünkü eğer öyle yapsa Cenab-ı Hak rububiyetini, her daim uluhiyetini ve sınırsız kudretini kullanmış olsa ne ilim olur ne de bir sıhhat olur. Nedir yani Allah'a karşı şey olacak? Hazreti Hud'un ağzından diyor ki "İnne Rabbi ala sırat-ı müstakim", Cenab-ı Hak kendisi koymuş olduğu, bu kainat içinde koymuş olduğu bu kuralları bozmaz. Bozmaz çünkü ilim olmaz bozsa. Diyoruz ki şu şartlar oluştuğu zaman işte su şunu taşır. Bu şartlar oluştuğu zaman uçak havada uçar. Eğer kuşları tutuyor onu da tutuyor. Bu bir kuraldır. Bu bir usul ve bunu Cenab-ı Hak koydu. Siz bunu algılamazsanız... yani işte ne bileyim her şeyi Cenab-ı Hakk'ın kudretine vererek o zaman yan gelir yatarsınız. Halbuki Allah şu kainatı sizin önünüze koydu. Oradaki kanunları, oradaki hikmetleri yakalayıp siz ona binesiniz. Onlardan istifade edesiniz. Bu dünyayı kendiniz için daha yaşanılabilir, daha keyif alınabilir bir yer haline getiresiniz diyedir. Ama işte kudret Allah'ın kurbanı, her şey kudretindedir. Yani her şey Allah yarattı. Elbette Cenab-ı Hak bu sistemin içinde zaten. Ama senin de bir parça akıl vermiş kulağın. Sana bunu söylüyor yani. Allah yapıyor, sofrayı Allah. Elbette Allah indiriyor. Seni de Allah var etti. Senin sabahleyin sofrana koyacağın peyniri, ekmeği de Allah veriyor sana. Ona şaşmıyor da. Evet. Yani ben tabii bu tür şeyler olur. Yani normalde insanlar birkaç sınıfa ayrılırlar. Kimisi heterodokstur, kimisi ortodokstur. Ortodoks olanlar maalesef bir tek harf üzerinden meseleye bakıyorlar. En ufak bir sapma olduğu zaman vay bırak kafir biraz zındık diyorlar. Ben gerçi alıştım ona. Ama inşallah insanların akıllarından farklı bakma alışkanlığına hizmet ediyoruz. Esas olan budur. Peki birkaç yerde bu yemek indirme bahsi, bir de Hazreti Meryem'e indirilen. Evet, Hazreti Meryem'e indirilen ama farklıdır. Orada Hazreti İsa'ya indirilen farklıdır. Mabede gelen bir yemek işte, var. Hayır, diyorum, değil mi? Hayır, tek Hazreti Meryem'e gelen meyveler var. Hayır, Hazreti, işte, mabedin içindeyken. Tamam, işte orada kendi odasına özel bırakılıyor. Yani Hazreti Zekeriya gelmiyor. Oradaki Nebi'ye gelmiyor. Orada çalışanlara gelmiyor. Bir tek Hazreti Meryem'e geliyor ve Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya her odasına girdiğinde onları görüyor. Bunlar sana nereden geliyor ya Meryem? Kim getiriyor bunları diyor. Ben de bilmiyorum diyor. Bunlar önce diyor ki bunlar masamın üstünde hazır duruyor. Ben de zannediyorum siz koyuyorsunuz. Ama Hazreti Meryem'e o gıdaların verilmesinin sebebi onun tabiatını eşeğsiz üreyebilecek hale getirmek içindir. Cenab-ı Hak nimetlerle bunu yapıyor. Yani verdiğin gıdalarla senin tabiatını şu veya bu halde netice verebilecek hale getirebiliyor. Ama bakın elma ile yaptı. Ben sıklıkla şu misali veriyorum. Firavun'un hakkından gelen kimdi? Musa. Hayır, Allah. Hayır. Değil mi yani? Musa. Peki Firavun'un hakkından gelen Allah idiyse neden Musa'nın çıkmasını bekledi de 70 bin çocuk öldü? Müdahale etseydi, Firavun'un hakkı halini bildirseydi. Hayır, etmedi. Bunu anlaması lazım bu Müslümanların. Bunu anlayamadığımız için hiçbir meseleyi doğru okuyamıyoruz. Ben ısrarla diyorum ki evet, Allah Firavun'un belasını verdi. Evet, Allah Firavun'u gark etti. Nitekim ayetlerde haddini biz bildirdik diyor. Musa yaptı demiyor. Ama aynı Rab Musa'nın çıkmasını bekledi. Git Musa'ya, Firavun'a haddini bildir dedi. فَقُولَا لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ اِتَذَكَّرَهُ يَخْشَى dedi. Gidin ona yumuşaklıkla söyleyin, belki aklını başına toplar. Neden Müslüman bunu anlamaz? İlla her şey kudret-i ilahiye bağlar. Elbette kudret-i ilahiye oluyor. Ama kudret-i ilahiye senin elini kullanıyor. Senin elini ve aklını kullanmak istiyor. Sen onu görmüyorsun. İlla Allah, elbette Allah yaptı. O zaman çıkarmadan yapsaydı Musa'yı. Şimdi Filistin perişan. Allah kurtaracak onları yine. Biz kurtarmayacağız. Elbette. Ama sen müdahale etmediğin için ezilmeye devam ediyorlar. Birisi onlara sahip çıkamadığı için ezilip gidiyorlar. Hadi yapsın Allah. Ama ne diyor? O İsra suresinin başında diyor ki وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescid haram ilel mescid aksalleti barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Ben duyuyorum ve görüyorum. Duyuyorum ve görüyorum. Siz hıbbılsınız. Siz karışmadıkça ben ne karışacağım? Ben hesabını sana sorarım. Sen kendi kardeşine sahip çıkmadığın için ben sana onun hesabını sorarım. Ben size dedim ki sizi ümmet ümmet, kabile kabile, aşiret aşiret yarattım ki dinlere ayırdım ki birbirinize sahip çıkasınız. O ona sahip çıksın, o ona sahip çıksın. Ben yeryüzünde birinizin fesadını öbürüyle gidermeseydim yeryüzü fesada uğrardı dedi. Usul koydu. Sen usul amcan yani ya Rabbi onları kurtar, ya Rabbi kurtarabilir ama kurtarmaz. Yani senin duanı saymıyor ki. Çünkü bu duanın içine senin biraz rank katman gerekiyor. Kadın geldi Resulullah'a yalvardı. Ya Resulullah ben bu kadar zamandır dua ediyorum. Keçim uyuz geçmiyor. Dedik kadın duanın içine biraz da katran sürseydin, soksaydın. Katran sürsen geçer. İnsan bunu akıl edemiyor. Ben bunu ne zaman söylesem birileri çıkıyor. Sen Allah'ın kudretine iman mı etmiyorsun? Fesubhanallah. Ama Cenab-ı Hak bu kalıbı, bu kainatı, bu içinde bulunduğumuz yapıyı böyle yaratmış. Sebepler ve sonuçlara bağlamış. Sana bir irade vermiş, akıl vermiş. İrade etme hakkı vermiş. İnsanı buraya fiile göndermiş. اَتَجْعَلُوا ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُوا ف۪يهَا وَاَسْفِكُوا الدِّمَا diyor İblis. Sen orada dediği dünyanın üstünde demiyor. Dünyanın içine Adem'i mi gönderiyorsun? Bu fesatçıdır, kan dökecektir, harap eder, bozar diyor. Fiile gönderiyor. İnsan yapıcıdır, bozucudur elbette. Ama usulü koydu ve senin emrine bıraktı. Sen bunu kullanmasan Allah her şeye muktedirdir yapar. Yapmıyor işte kardeşim. Yapmadı da, yapmayacak da. Siz kendi halinizi düzeltmedikçe Allah sizi düzeltmez. Düzeltmeyecek de. İlla kendini yapacaksın. İlla kendin ayağa kalkacaksın. Kureyş şöyleydi. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geldi. 23 yılda o sıradan çöl faresi denilen insanları aleme üstad yaptı. Gelmeseydi onlar Arap erir giderdi. Bu iş böyledir. Dolayısıyla kainatın içinde var olan kurallara, kanunlara sen uyacaksın. Sen saatte bilmem kaç kilometre hızla giderken keskin bir viraja girdiğinde takla atarsın kardeşim. İstersen evliya ol. Yok benim hocam uçmaz. Yok uçar kardeşim. Uçar ve ölür de. İlla o kurala uyacaksın. Çünkü yani Cenab-ı Hakk'ın bu evrene koymuş olduğu total kurallar, büyük kurallar senin bütün velayetlerinden üstündür. Allah dilerse takla attırır, seni kurtarır. O ayrı. Dilerse diyorum. Ama kural ona uymaktır. Sen takla atarsın. Buradan kaçışın olmaz. Evet. Takla atarsın. Allah seni dilerse. O viraja girersen. Evet. Tamam mı? Takla atarsın. Ama Allah seni muhafaza eder. Atarken arabadan fırlarsın da cama çıktır da evet, ölmezsin. Ölmezsin. Anlatabildim mi? Bu ayrı bir mesele. Ama ben kuraldan bahsediyorum. Dolayısıyla bu ümmetin, bu Müslümanların çok acil bir şekilde aklın imkanlarına, kalbin ve şeyin, hissiyatın şey kadar verdiği kıymet kadar kıymet vermeleri lazım. Başka türlü olmaz. Evet. İlla aklı kullanmamız ve şey yapmamız gerekiyor. Evet. Biz küçük bir mola diyoruz. Evet. Sakın bir yere ayrılmayın. Yeniden birlikteyiz. İstanbul'a kar yağışı başlamış. Hadımköy'den başlamış. Buralarda hala bir şey yok ama biz Hadımköy'den başlamış. Evet. Sizi kar yolları kapatmadan uğrayalım. Şimdi birçok izleyicimiz ismini, annesinin ismini vesaire göndermiş ama şimdi bunu önümüzdeki günlerde bir programda olabilir. Belli başlıca isimler üzerinden yani evet çok önemli. Bak bu alan çok önemli. Birçok insan var bugün isminden dolayı hasta. Evet. İsminden dolayı hasta. Bu bahsi açacağız. Önümüzdeki hafta falan inşallah biz ben şu Elfabe ile ilgili söyleyeceğim. Şimdi geçen sefer de el meselesini söylemişlerdi. Mehmet Ali Bey'in eserlerini tedarik edemezsiniz. Esasında bu bir bu da inan gerçekten dijital olan bir bilginin çizgiye dönüşmüş halinden başka bir şey değildir. Evet. Ve insanda QR kod deniliyor ya, QR kod dediğimiz bir şey vardır. QR kod diye baktığınızda görürler. Bu 3 boyutlu bir barkodtur. Yani sana dair ne bilgi varsa oradadır. İnsanın eli ve yüzü böyle bir yazılımdır. Herkeste var ve herkes bunu okuyabilir. Yeter ki bakmasını bilsinler. Benim derdim de hakikaten insanı anlaşılabilir kılmaktır. Derdim bu. Başka bir şey yok. Elfabe, Hayat Yayınları'ndan çıkmış bir kitaptır. Evet. Benim var, siz de temin edin bence. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu isim mevzusu... Ben de keyif aldım bugün. Eyvallah. Yani eski sıra dışılarına benziyor. Klasik sıra dışılarına benziyor. Klasik sıra dışılarına döndük. Evet. Çünkü evet biz haftada 3 gün zaten 2-3 gün ülke gündemini bunların hepsini konuşuyoruz. Ama sıra dışı haftada 5 gün, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma. İşte ise bir ikisini o klasiklere ayıralım ki sıra dışılık devam etsin. Devam etsin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eyvallah. Herkese iyi geceler. Hoşçakalın.